Nerede Aa, çok merak ediyorum. Bilmiyorum ki. Neredeyse gelsek. Gelirler. Öyle mi? Hı-hı. Ne oldu? Godoy'u mu bekliyorsunuz? Aman, çok entelektüel bir espri oldu. Bunlar anlamaz şimdi. Kimi bekliyorsunuz cicim? Ha? Günlerdir bunu konuşuyoruz. Sen nasıl duymadın anlamadım. Ben işi gücü olan bir oyuncağım. Sizin gibi boş boş konuşmuyorum. İşime bakıyorum. Pinokyo'yu yapan Gepetto usta var ya. İşte onun Pinokyo'yu yaparken kullandığı çekiç bu yıl oyuncaklar dünyasında sergilenecekmiş. Evet evet. Yani o çekiç bu yıl bizim gözetimimizde olacak. E'si şimdi o çekici getirecekler. Onu bekliyoruz. Çekiç gelir gelmez tören başlayacak. Uyuz bir çekiç için neden bu kadar tantana çıkarıyorsunuz? Anlamadık ki. Anlamazsın zaten. Uyuz bir çekiç olur mu? Olmaz mı? O çok çok önemli bir emanet. Bir yıl içinde o çekicin başına asla bir şey gelmemeli. Peki gelirse ne olur? Ha? Bütün diğer fantastik gezegenlere rezil olduğumuz yetmiyormuş gibi Colina çok ama çok büyük bir ceza alır. Ve tabii Yüce Ponsey'de. Demek öyle. Dünyasında korunacak. Ay sorma nana. Bu bir nasıl geçecek? İnan yüreğim daralıyor. Bu çok büyük bir sorumluluk. Başına bir şey gelirse hem ben hem de Yüce Konsey çok büyük ceza alırız. Benim insan olma işim de suya düşer. Maalesef aynen öyle. O yüzden her türlü önlemi almalıyım. Ama sen de gözünü kulağını dört aç. Çok iyi biliyorsun. Merak etme Kulya, tetikte olurum. Hadi ben kaçtım. Tören başlamak üzere. Tamam. Bazen düşünüyorum da ne tuhaf bir hayat yaşıyorum. Ya 40 yılın başı yüzümü yıkayacağım. Banyo çeşmesini bir türlü açamadım. Kokaracağız seni. Bozuk o, bozuk. Ya omuzluk damlatıyor diye ben iyice sıkıyorum. Bu sefer de çocuklar açamıyor. Bir tamirci mi çağırsak? Ne gerek var canım? Ben 2 dakikada yaparım. Sen mi? Ne var yani? Bir musluğu tamir edemeyecek miyim? En son tuvaletin musluğunu tamir etmeye çalıştığında küçük bir sel faciası yaşamıştık. Evet. Sel faciasıymış. Ukala sen de. Bir kere o musluğun içi çürümüştü. Ay tamam. Bu mutfaktaki musluktan da sıcak su gelmiyor. Bir tamirci çağırırız, hepsini hallediverir. Ama yani sen bu kokarcanın sözüne ne bakıyorsun ya? Ben halledeceğim diyorum. Tamam kızma peki. Ama ne haliniz varsa gör. Yine ortadan kaybolacaksın galiba. Ahretlikle kaplıcaya gideceğiz. Dizlerim pek ağrıyor evladım. Git tabii Makbul Sultan. Güzel dizlerin ağrımasın. Bak sen de dokunma musluklara, başımıza iş açma. Aşk olsun Makbul Sultan, bari sen yap. Ben tamir edeceğim. Ay çok heyecanlı. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlı. Geliyor galiba, geliyor. Geliyor galiba. Çok heyecanlıyım çok. Bak işte geliyor. Oyuncaklar Dünyası'nın güzeller güzeli baş perisi Yüce Colina. Bildiğiniz üzere bu kutsal çekici koruma görevi bu yıl sizin dünyanıza ait. Gezegenler Konseyi ona gereken değeri verip koruyacağınızdan emindir. Bu yüce görevde size başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Dikkat et. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi.
ki. İki tane kurşun asker olursa daha emniyetli olur. Hadi bakalım Şoker. Hem konseyden hem de kulladan kurtulmak için harika bir fırsatım var. Göreyim oğlum seni. Görüşürüz. Bilmiyorum. Niye kendi kendime konuşuyorum? Kimse duymasın diye. Alkış, alkış, alkış. Buyurun. Zinge? Aa, aa, Yılmaz. Ay nereden çıktın sen ya? Ay aşk olsun, amma özlettin kendini. Dur bakayım sana. Sen kendine bir şey mi yaptın kız? Çok güzelleşmişsin. Ay teşekkür ederim. Hakan yok mu? Birazdan gelir. Seni görünce delirecek. Gel otur şöyle. Volkan nerede? Şantiyede bugün işi var. Onu da sonra görürüm artık, ne yapayım? Hangi rüzgar attı seni buraya? Ya Hakan'la bir işim var. Senden gizli olmaz. Bir iş kuracağım da bana biraz koltuk çıkacak. Öyle mi? Hı-hı. Dur sana bir şeyler ikram edeyim. Sen kahvaltı da yapmamışsın. Yapmadım valla. Tamam. Simge Hanım, biraz sonra yangın tatbikatı için alarm vereceğiz. Telaşlanmayın, sadece deneme. Tamam, teşekkürler. Teşekkür ederim. Oo, çok güzel görünüyor. Tatlım sen keyfine bak. Ben iki dakika muhasebe inip geleceğim. Tabii canım, işine bak. Hakan da şimdi gelir zaten. Tamam tamam, sorun yok. Kahretsin ya, kahretsin ya. Of, ne yapacağım ben şimdi ya? Öğretmenisiniz öyle mi? Evet. Fikri amca burada başlamamı istedi. Tanıyorsunuz değil mi Fikri amcayı? Tanımaz mıyım? Kendisi okulumuzun sahibi olur. Hı hı. Ne kadar cins var beni bulur zaten. Fen bilgisi demek. Evet şekerim. Şekerim mi? Sözlerinize dikkat edin rica ederim. Burası eğitim öğretim kurumu. Bana müdür hanım diyeceksiniz. Saygıda kusur istemem. Hı. Ayrıca bu köpeğin ne işi var burada? İşe başlayacağımı dün gece haber aldım. Evde yalnız kalamaz benim bebeğim. Aa, ne bağır tuzlu dur. Siz bana adımla hitap edemezsiniz. Aa, çok pardon. Ben Nebahat'e söyledim. Ne? Köpeğinizi
kızın adı Nebahat mı? Evet. Rahmetli annemin ismi. Onu çok severdim. O ölünce. Nebahat acıma ortak oldu. O yüzden adını Nebahat koydum. Derhal köpeğinizin adını değiştireceksiniz. Oh. Çünkü benim de adım Nebahat. Aa, bak Nebahat, adaşın var. Ay durun durun. Ay bir saniye, çok heyecanlı. Aşk, 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 ne aşk. Ne yapıyorsunuz aşk canım? Aa, aynı isimli iki insan arasında dilek dilenir ya. İyi de o insan değil ki. Aa, insan gibidir benim Nebahat'im. Mesela yat deyince yatar, gel deyince gelir, otur deyince oturur. Gel benim tatlı. Bu da ne? Ne yaptın Nebuşum? Ay buraya çiş yapılır mı? Çok ayıp ama. Çaldıracağım. Vallahi bozuşacağım. Ama bir de iyi tarafından bakalım değil mi? Demek ki Nebahat burayı sevdi ve sahiplendi. Durum onu gösteriyor. Açıkçası ben de sevdim burayı. Siz de yapmayacaksınız inşallah. Ay hiç olur mu? Çok şakacısınız. Ay büyütmeyin. Şimdi hallederim. İlahi ne boş. Geçti işte. Of hadi Simge gel artık. Rezil oldum ya. Şey teyzeciğim, ne olur kusura bakmayın. Ben teşhirci falan değilim. Sadece kapı kapandı. Arkadaşım da şeydi, ben de... Gel benimle. Şey, bir dakika. Siz beni yanlış anladınız sanırım. Bırakın. Biraz geç gideceğim. Şu çeşmeyi ben bir tamir edeyim de. Eksik malzeme var. Yeni takım çantası aldım. Merak etme. Benim elim yatkın. 2 dakikada şipşak tamam. Ya. Önce mutfaktan başlayalım. Hakan bak sen yorulmasaydın. Ben Allah sana Allah. Tamirci çağırıp sürpriz yapabilirim. Ya ben tamir sana ederim diyorum. İşte burada. Bahar Hanım bizimle geliyorsunuz. Ay bırak ayol, ben Bahar değilim. Biz emir buluyuz Bahar Hanım. Geleceksiniz o kadar. Ya bırak. Ne Bahar be? Kör müsün? Nereden aldın bunları? Kızım biri bana bunları zorla giydirdi. Sonra da şu tarafa gitti. Yürü yürü. Allah'ım. O nasıl bir güzellikti öyle? Aa, Yılmaz? Yılmaz bu ne hal? Aa. Yılmaz! Yılmaz! Yılmaz iyi misin sen ya? Ay, gel benimle, kimse görmesin seni, rezil olacağız ya. Tamam az dikkat kal. Dikkat et. Az ay, kal dur, yapacağım. Dikkat et o ya, buraya. Tamam bir şey olmaz. Ay Hakan. Bir şey olmaz diyorum. Ay, ay, ay. Bana, bana. Bana'yı kapatmam gerek. Ya. Tamam tamam. Telaşlandım. Ben suyu kestim. Ya Hakan ne yaptın sen ya? Ya benim bir suçum yok. Adamlar adi malzeme kullanmışlar. Ben ne yapayım? Boru çat diye kırıldı. Gördün işte. Ya tamam. Ben hemen bir tamirci çağırıp hallettiriyorum. Hayatta olmaz. Ben yapacağım dedim sana ya. Ya hasta olacaksın. Şu üstünü değiştir bari hadi. Bak tamirci çağırırsan bozuşuruz. Şimdi ofise gitmem lazım. Zaten geç kaldım. Tamam tamam. Bak hiçbir şeye dokunma tamam mı? Akşama döner dönmez halledeceğim bu işi. Tamam, hiç merak etme. Hayret bir şey ya. İnatçı keçi ne olacak? Merhaba arkadaşlar. Yeni gelen sirke duydunuz mu? Ne sirke? Harikalar sirke. Az ileride ormanın girişine kurmuşlar çadırlarını. Öyle güzel şeyler var ki gözlerinize inanamazsınız. İyi ama gidemeyiz ki. Bu çekicin başında beklememiz gerekiyor. Ne kadar şanslısınız. Bugün gösterilerini yapıp hemen gideceklermiş.
Kuline buradan hiçbir yere ayrılmayın dedi. Yazık. Çok yazık. Kırmızı pullu deniz kızını. Havada saçlarından asılı kadını. İp çambazlarını. Üç kollu adamı. Mavi sakallı cüceleri göremeyeceksiniz demek. Ben en çok filleri seviyorum. Bu sirkte tam 10 tane turuncu fil var. Gösterileri de muhteşem. Sen daha önce turuncu fil görmüş müydün? Yok, hayır. Ne yapalım? Bundan sonra da göremeyeceksiniz. Görev görevdir. Hadi size iyi nöbetler. Şoker. Arkadaşım, dostum. Efendim? Diyoruz ki sen biraz şu çekicin başında beklesen de biz 2 dakika gidip şu turuncu filleri görüp gelsek ha? Bilemiyorum. Aslında bazı işlerim var. Ne olur. Lütfen Şoker. Hadi. Tamam. Pekala çocuklar. Peki. Beni zayıf bir anımda yakaladınız. İyi kalpli olmamı kullanmıyorsunuz değil mi? Yok. Turuncu filleri görüp geleceksiniz değil mi? Kesinlikle Şoker. Kesinlikle. Peki. Hadi gidin bakalım. Çok teşekkürler Şoker. Çok iyisin. Uyum kurusun. Hadi çıkın bakalım. Bunlar tam armut kafalı ya. Turuncu fil olur mu hiç? Fil dediğin kırmızı olur. Beni bulacak. Beyefendi. Önden buyurun hanımefendi. Ay canım sağ ol. Pek de şirin şeymişsin sen. Geçin yerlerinize. Buyurun. Oturun. Kim ya? Bu sabah gördüğümüz kim mi ya? Bilmem. Zeynep'le Gülcan hala iyileşmedi mi? Hayır hocam. Neyse. Bu hanım yeni fen öğretmeniniz Belgin Hanım. Ne? Vay be. Fen öğretmeniymiş. Oğlum bu sene çok eğlenceli geçecek anlaşılan. Merhaba arkadaşlar. Bu da benim küçük bebeğim Nebat. Nebat mi? Tabii öğretmeniniz köpeğinin adını değiştirecek ve bu tatsız rastlantı sona erecek. Hayatta değiştiremem. Yani bir kere öncelikle annemin anısına saygısızlık. Üstelik de boşu bunalıma girer vallahi. Ayrıca zaten okula köpek getirmek yasak. Bilmiş olun. Ona göre. Bak şimdi. Nebahat. Size demedim hocam. Öpün Nebahat'ı seslendim. Ay ne şirin bir şeymişsin sen. Çok şirin ya. Köpek Nebahat. Köpecik Nebahat. Yılmaz, kuzen. Hadi kendine gel artık. Simge ne oldu bu adama? Ne bileyim. Tuvaletin önünde don paça buldum. O andan beri de konuşmuyor. Hiçbir şey anlamadım. Yılmaz, hadi. Biraz iç. Yılmaz'cığım hadi. Hadi aferin. Hay Allah'ım ya. Ben Hakan. Duyuyor musun beni? Alo. Kuzen. Ben aşık oldum. Aşık mı oldun? Kime aşık oldun oğlum? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Bilmiyorum işte. Ya bu kafayı yemiş. Hayır. Sadece aşık oldum. Yılmaz. Bak gel şöyle de şu işi halledelim. Ne olur ya bu sefer biraz akıllı ol. Bak bu kaçıncı girişimin ya? Vallahi bu son bak. Benden başka bir kuruş çalışmaz sana. Rahmetli teyzeme söz vermeseydin çok da ayağımı yerdin ama hadi neyse. Yılmaz. Bak. Yılmaz. Alsana oğlum. Yılmaz'cığım. Hey kuzen. Yılmaz. Neyin var bunun ya? Söyledi ya aşık olmuş. Evet arkadaşlar, konumuz elektrik. Şimdi mesela
İki insan arasında da elektrik olabilir. Doğru insanla karşılaşırsanız aşık olursunuz. Aranızda elektrik olur. Mesela ne deriz? Senden elektrik aldım. Onu görünce çarpıldım falan deriz ya. İşte o da elektrik. Oğlum, bu kadın aşkta kafayı bozmuş. Doğru söylüyorsun kanka. Bak şimdi. Hocam pardon. Evet çocuğum. Aşk nasıl bir şey? Yani biz pek bilmiyoruz da. Aşk nasıl bir şey mi? Aşk çok yoğun bir elektrik akımı gibidir. Yani 1000 volt gibi bir şey. Böyle çarpılırsınız. Böyle titrersiniz. Ne diyor ya? Hayatının erkeğiyle karşılaşırsın. Mesela önce gözler devreye girer. Baktık. Hadi bakın bakalım. Aşk dolu bir bakın. Bakın 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 bakın. Bakın. Bakışlarla ilgili bir deneme yapalım. Gel bakalım sen. Tombik. Ben mi? Gel 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 gel. Tombik gel gel gel. Evet, önce elim. Gel bakalım şöyle dur. Evet. Aşık gibi bak bakalım. Aşık mı? Bak sen nasıl bakıyorsun. Bu olmadı. Peki beni çift köfteli, böyle kocaman peynirli bir hamburger gibi düşün. Ben de hamburger aşık olurum. İşte böyle. Şimdi oldu. Tamam, oturabilirsin. Bu da ancak hamburgere aşık olur ha. Aşk olsun Petek ya. Ya çıktım ya. Ders ne zaman bitecek? Saat var mı? Turuncu filmmiş, yalancı Şoker. Ne olmuş buna böyle? Şoker, sirk falan yokmuş, bizi kandırdın. Ben kimim? Neredeyim? Sen kimsin? Aa, çift görüyorum. Ne oldu? Seviyorum. Kendine gel oğlum Yılmaz ya. Romantik. Yılmaz ama bak korkutuyorsun bizi. Ya Simge, sence bu normal mi? Ay, bence çok romantik. Rica ederim yangına körükle gitme bak. Ay neden? Biri beni böyle sevse ben çok mutlu olurdum. Bak Yılmaz. Yılmaz. Kendine gel. Ya kızı bir kere görmüşsün daha. Doğru dürüst konuşamamışsın bile. Ne sevmesi? Seviyorum işte. Seviyorum. Dağlara taşlara adını yazmak istiyorum. Bahar. Bahar. Bahar gitti. Bundan sonra hep kış. Kara kış. Fırtına. Kar. Boran. Yoktur halimi soran. Bundan sonra adım Aşık Yılmaz benim. Ne? Yılmaz. Yılmaz'cığım ne olur ya. İyi günler. Aman Allah'ım. Bu ses. Ne oğlum? İçin geldim. Hayatımı kurtardınız. Öyle mi yaptın? Ay bu kız. Evet evet yaptım. Ben kurtardım. Evet. Ah şekerim, bu erkekler hep aynı. İlla her iş elimden gelir diye hava atacaklar. Ay sorma ya. Mutfak su içinde kaldı. Ay bir de demez mi? Sakın tamiri çağırma, akşam halledeceğim. Acaba bir sihir yapsam mı? Sakın sakın ha. Erkekler kendilerinin işe yaradığını göstermek isterler. Kötü bile yapsa ona, ay ne güzel yaptın, ne kadar beceriklisin diyeceksin. Tamam mı nanacığım? Hadi ya. Ya.
Aa, bu arada Gepetto'nun çekici geldi mi? Hı-hı. Ben de bir ara gelip baksam diyorum. Geldi geldi. Sorma, gözüm gibi bakıyorum. Başına iki nöbetçi koydum. Sağlamda yani. Aman iyi bari. Şoker uzak dursun yeter zaten. Aha. Ay hiçbir şey yapamaz o soytarı. Merak etme. Ay, ay ne yapacak? Ay. Ah, oh. Ay, ay, ay. Ah, ay. İşte burada. Ah, demek sihirli pelerin ha. Çok ilginç. Sihirli pelerine sahip olursam çekiciye kolaylıkla sahip olabilirim. Bakalım ne yapabiliriz. Demek babanız istemediğiniz bir adamla zorla evlendirmek istiyor öyle mi? Evet. Ay, aynı Türk filmlerindeki gibi. Evden kaçtım ama peşimi bırakmıyorlar gördüğünüz gibi. Babamla beni o evlendirmek istediği Cüneyt Bey'in adamları peşimdeler. O halde hemen polise gidelim. Hmm. Yo yo. Babam çok tanınmış bir iş adamı. Bu işin büyümesini istemiyorum. O halde sizi evinize bırakalım. Ya zorla evlendirirlerse? Yok canım daha neler. Hangi devirde yaşıyoruz? Siz babamı tanımazsınız. Çok korkuyorum. Hele o Cüneyt Bey benimle evlenmezsen seni öldürürüm dedi bana. Yılmaz sen bir saniye gelir misin bende? Gel gel gel. Geç. Oğlum, kapıp koyma kendini. Hem bana söyledikleri hiç inandırıcı gelmedi. Ne bu be? Türk filmi gibi. Bence başka bir numarası var bu kızın. Bu kız sallıyor. Onun söylediklerine güveniyorum Hakan. Çok temiz bir kız. Suratına bak, melek gibi. Ayrıca o da benden hoşlandı. İlk görüşte aşk bu. Yazda düğünü yaparız biz. Ha? Yuh be kardeşim. Haklısın. Beklemeyelim o kadar değil mi? Bahar'a bitirelim bu işi. Kız burada mı kalacak peki? Hem dedikleri doğruysa Cüneyt Bey'in adamları buraya gelirse o zaman ne yapacağız? Ben sevgilim için kahramanca çarpışırım. Al bir volkan daha işte. Ben gideyim artık. Size de yeterince tedirginlik verdim. Olmaz. Sizi böyle bir durumda hayatta bırakma. Ne matrak bir hoca ya. Aşık gibi bak deyince böyle. Ne yapacağımı şaşırdım oğlum. Hamburgeri duyunca. Uf, karşında hadise varmış gibi yamuldun oğlum. Hadi oradan be. Yalan mı? Onu geç de. Şu Belgin hocaya bir hoş geldin şakası yapmayacak mıyız? Bir karşılama töreni hiç fena olmaz sanırım. Ama daha zamanı var bence. Önce iyice bir tanıyalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay. Ay arkadaşlar Nebahat'ı gördünüz mü? Odasındadır hocam. Ah o değil. Neboş'umu soruyorum. Köpeğiniz. Köpeğini soruyormuş. Biz buluruz hocam. Buralardadır. Ah, hadi canım hadi tatlım hemen bulun. Ha? Çok korkar yanında peki ben hocam, olmayınca. Gel. Peki hadi, hocam. Çabuk çabuk çabuk. Neboş. Neboş. Ay canım çok şirin. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Aşıları tamam mı değil mi bilmiyorsunuz bile. Ya hastalık bulaşırsa? Senden bugüne kadar bir şey bulaşmadığına göre ondan da bulaşmaz merak etme. Çok komik. Evet, için yerlerinize. Hadi geçin, geçin, geçin. Günaydın öğretmenim, nasılsınız? İyiyim. Hadi, hadi oturun bakalım. Oturun. Evet, bugün sizlerle Türkiye'nin komşularını işleyeceğiz. Açın bakayım kitaplarınızı. Kimden geldi o ses? Ben hapşırdım hocam. Derste hapşırılmaz. Tut, teneffüste hapşır. Tutamıyorum müdür hanım. Çık o zaman dışarıda hapşır. Ya da mendil kapat. Belki de domuz gribi oldu. Yok daha nedir hocam yani. Gördün mü? Arkadaşların dikkatini dağıtıyorsun. Peki müdür hanım. Hadi çık. Çantanı neden alıyorsun? Ben çantam olmadan hiçbir yere gitmem müdür hanım. Kitaplarım çok değerli de. Kaynattın yine derse. Hadi çık çabuk dışarı. Hey Allah. Evet. Çabuk toparlanın siz de açın kitaplarınızı. Bütün sorunları halledeceğiz merak etme. Yılmazcığım
Bir saniye bakar mısın? Hemen geliyorum. Gel abi. Bir planın var mı senin? Hangi konuda? Çıldırtma Yılmaz. Bu kız ne olacak? Karım olacak. Vallahi döveceğim şimdi seni ha. Döveceğim dedin ya. Şu mafyözler gelirse omuz omuza çarpışırız değil mi Hakan'cığım? Sen kesin aklını yitirmişsin. Şimdi şuna bir şey söylesene. Ne söyleyeyim? Sırılsıklama aşık görmüyor musun? Ah, ne güzel, keşke biz de. Neyse, nerede bende o şans? Nebat! 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 Kuçu Nebuş. Kuçu gel. Nebuş. Kuçu kuçu. Kuçu kuçu deme, bozuluyor. Tamam. Nebuş. Şekerim. Nebuş. Nebat. Ay gel anneni. Nebuş. Neredesin ama, yavrum? Nerede bu köpek ya? Ama bak ediliyorum. Gel şekerim. Nebuş. Nebat. Nebuş. Ya çok tatlı bir şey bu ya. Hem de nasıl? Ama karnı aç galiba. Yeni gelen öğretmenin köpeği değil mi bu? Evet. Bir baktım sınıfta ayaklarımın dibinde duruyor. Yazık, baksana nasıl bakıyor. Bir şeyler alalım. Hadi kantine gidelim. Ama bende dursun. Hayır. Ama deminden beri sende ya. Ya ama seni sevmiyor. Dur dur. Gel buraya gel. Ne bahar. Eyvah. Köpeği bizim kaçırdığımızı öğrenirse müdür hanım bizi öldürür. Eyvah, şimdi yandık. Yandık ki ne yandık? Yağmur, sen koş hemen yeni öğretmene haber ver. Koş. Nereden gitti? Hep bu beyni kaynamışlar beni buluyor. Ya okulda köpeğin ne işi var canım? Tutanak tutturacağım. Nişanıymış burası. Bütün oda kapıları birbirine benziyor. Of, neresi acaba? Şurası mı? Ne içmek istersin tatlım? Su. Sadece su. Sadece su. Hemen. Kovuldum ben. Kesin işsizim şu anda. Pardon. Bir saniye. Hakan, kardeşim. Bakacağız. Bugün o gün. Ne oldu? Ne diyorsun ya? Dışarıda biri var. Göstereceğim ben sana. Çabuk git, yardım getir. Ne oldu? Dikine baktı, içeride kilitli kaldı. Canım yavrum, korkma Emin. Bu hayli kadın sana hiçbir şey yapamaz. Sakin ol bebeğim, sakin ol. Alın şeyti buradan. Çok kötü hırlıyor bu.
Nebo. Rica ederim Nebahat Hanım, doğru konuşun. Onun bir adı var. Ay, elim ısırdı. İt derseniz ısırır tabii. Hak ettiniz canım. Çabuk bana görevli. İtfaiye. Çilingiri çağırın çabuk. Yardım edin. Açar mısın kapıyı? Elimde gitar kutusu var. Ne var bunda canım? Abicim anlasana. Desperado filmindeki Antonio Banderas gibi. Banderas gibi mi? Banderas'a bayılırım. Durun. Kapıyı açar mısınız? O kutunun içinde kesinlikle silah var. Ha? Aynı filmdeki gibi. Ay Hakan. Yok Hakan. Daha neler. Simgeciğim. Açar mısınız şu kapıyı? Ay, Simge Hakan. Tamam sakin ol. Baharımı vermeyeceğim Hakan, onlara. Simge sakin ol. Korkuyorum. Korkma aşkım. Tamam Simge tamam. Kanımın son damlasına kadar savunacağım seni. Simgeciğim lütfen korkma. Bir şey yok. Buradayız. Tamam tamam korkmuyorum. Sen burada dur. Yardım edin. Çabuk. Tatlım hadi çabuk. Tamam hocam. Buyurun hocam. Annem. Çok mu korktun aşkım? Annen kıyamaz. Ya Özer. Belgin Hanım. Buyurun efendim. Sizle konuşmamız lazım. Çocuklar siz sınıfınıza hadi. 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 Gidin bakın. Hadi. Hadi. Vurmayın hocam. Çabuk. Hadi. 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 Çabuk. Buyurun. Açın kapıyı. Yılmaz ben çok korkuyorum aşkım. Aşkım mı? Bakın sinirleniyorum. Oğlum mercimeği siz ne ara fırına verdiniz? Baharım sen korkma. Aa beyefendi. Açın şu kapıyı. İnanamıyorum ya. Hakan adam kapıya dayandı. Bir şeyler yapsanıza korkuyorum bize ya. Tamam korkma korkma bir şey açın, olmaz tamam. Fena kesin beni kaçırmaya geldiler yine. Korkma ben senin yanındayım kelebeğim. Kelebeğim mi? Hı? Bakın sinirlenmeye başladım ama. Delirtmeyin beni açın şu kapıyı. Aç Hakan. Açıyorum bak. Hı? Adres soracağım alt tarafı. Açsanıza. Ben bilirim açmasını. Kuzen yapmayın. Yapmayın kuzen. Kuzen yapmayın. Arkadaşlar. Ya. Gel gel. Gel. Gel Yılmaz. Kuzen. Simge? Ne var? Her şey yolunda değil mi ha? Evet Sayın Kulina. Aman çok dikkatli olun. Hiç merak etmeyin Yüce Kulina. Onu gözümüz gibi koruyoruz. Hı hı. Aferin size. Gözü gibi koruyormuş. Bakın Belgin Hanım, buraya geliş sebebiniz Fikri Bey olabilir ama bu okulun yöneticisi de benim. Derhal o hayvan buradan gidecek! Anladınız mı beni? Derhal! Nebahat Hanım, neden anlamak istemiyorsunuz?
Göreve başlayacağımı dün akşam haber verdiler. Apar topar alınca da yani şu bebeğimi bırakacak hiç kimseyi bulamadım. Evde yalnız kalınca korkuyor hayvan. Bir günlük idare etseniz ölür müsünüz? Evet, biraz önce ölüyordum. Amma da abarttınız. Yani baksanıza şuna. Bu masum şey birine nasıl zarar verebilir? Al götür o canavarı bahçeye bağla. Ders saati bitene kadar da orada kalsın. Aa, bekçi köpeği mi canım benim ne boşu? Ne diyorsunuz siz? Aa! Buyurun işte. Aramızdaki gergin elektrik akımını hissetti ve çişini yaptı. Şimdi delireceğim. Ay! Ben de. Ay! Yani negatif elektriğiniz oradan buraya bana da geçti. Gel bebeğim gel. Gel benim canım. Birlikte nefes alalım. Çık 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 çık. Ay! Senin horlamandan zaten uyumaya imkan mı var? Kim horluyor? Ben mi? Yok dedem. Seninle uğraşamayacağım. Asıl ben uğraşamayacağım. Uyan! Uyan! Hadi! Hadi uyan! Canım tanıyor musun bu adamı? Hayır. Ama Cüneyt Bey çok güçlü biri. Pek çok adamı var. Bu da onlardan biri olabilir. Tamam, şimdi anlarız. Yılmaz. Konuş. Kimin hesabına çalışıyorsun? Tarık Bey'in. Tarık da kim? Bilmiyorum. Konuş. Ay. Tarık Bey bizim camianın en eskilerinden biri. Demek öyle. Bak aslanım. Böyle bülbül gibi konuşursan sana zarar vermeyiz. Leş kargası konuş. Cüneyt'in köpeklerisiniz değil mi? Tarık da onun köpeği. Kimler var başka konuş. Ya. Konuş. Ki. Elektro Cemal. Bas Cevdet. Bir de Davul Hasan. Kim bunlar ya? Mafyoz adamlar lakap kullanırlar. Oğlum adam elektro diyor. Davul diyor. Elinde gitar kutusu. Bu mafya lakaplarını hep müzik aletlerinden mi seçmiş? Orada konuşup duracağınızda şu gitar kutusunu açsanıza. Haklısın Simge. Bakalım içinden çıkanı görünce seni neye benzeteceğiz güzel surat? Bunun içinde gitar var. Siz ne arıyordunuz abi? Burada. Efendim? Ne arıyorsun burada dedim. Fırına geldim de kazan patladı. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Hemen git buradan. Yoksa seni çok fena yaparım. Oldu. Ben kaçtım o zaman.
Siz de bir daha uyurken görürsem Mavi Orman'ı sürgüne giderseniz ona göre. Şoker! Kaçma dur! Yine uyudun değil mi? Sanki sen uyumadın kurşun kafalı. Bin bir özür, gönderdim çocuğu ya. Allah'tan şikayetçi olmayacak. Aman iyi bari. Ay Yılmaz, ne işler açtın başımıza. Aslında o işleri ben açtım. Ne olursa olsun gidip babamın isteğine uyarak Cüneyt'le evleneceğim. Sizi de bu felaketten kurtaracağım. Zaten adam peşimi bırakmayacak, bu çok belli. Hayır Bahar, bırakmam seni. Evimin kadını, çocuklarımın anası yapacağım seni. Bırakmam. Kuzen sen çıldırdın mı ya? Daha tanışalı sizin bir saat bile... Sen aşktan anlamaz mısın Hakan? Anlamaz. Hadi Hakan. Ne olur. Bir müddet sende kalalım ha. Ablam evde olmasa bana götüreceğim Bahar'ı ama... Ablamın huyunu biliyorsun. Hayatta kabul etmez. Yılmaz, sen ciddi misin? Hiç bu kadar ciddi olmamıştım. Babamın öfkesi geçene kadar. Yoksa beni servetinden men eder. Servet derken? Söylemesi ayıptır. Babamın varlığı Sabancı'nınkine yakın. Aa, adı ne? Duymuşuzdur. Gizli zenginiz, duymamışsınızdır. Anlarsınız ya. Aa, ben de kalın isterseniz sonsuza kadar. Hadi canım. Aa. Para pul önemli değil bizim için Bahar. Tek yüz odalı, pembe panjurlu bir evimiz olsun yeter. Tamam tamam. Pembe panjurlarımız yok ama bizim evde idare eder. Çok şeker bir şey bu öğretmenim ya. Babam izin verse de bizim de bir tane olsa. Canım. Ay. 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 Dur bakayım. Mehdi Hulusi. Ay. Gel. Gel. Yavaş. Yavaşça. Ne yapsak acaba? Petek iyi misin? Basabiliyor musun? İyiyim, iyiyim. İyisin değil mi? Basma istersen. Bir şey yok. En iyisi ben gideyim de ayağıma biraz buz koyayım. Evet evet, buz iyi gelir bebeğim. Sağ ol. Buz iyi gelir. Yağmur, nedir o elindeki? Neye duruyorsun Neboş'a, ver bakayım. Ya bilmiyorum. Mücure Hanım bunu zorla köpeğinize yedirmeye çalışıyor. Aa, ne bu? Köpek kurabiyesine benziyor ama. Çok kötü kokuyor. Köpeğimi zehirlemeye mi çalışıyordu yoksa? Eğer böyle bir şey yaptıysa attırırım onu okuldan. Çok iyi olur. Durun durun, benim daha iyi bir fikrim var. Bunlar da kedi gibi kardeşim. Günde 18 saat uyuyorlar bey. Ne zekiyim. Bir çekici asla dayanamayacağı şey çividir. Çekiçler çiviyi tahtaya çakmak için delirirler. Aman da çivi aman. Ne güzel bir çivisin sen aman. Hem de çok güzel bir çiviymiş bu. Onu bu tahtaya çaksak ne güzel olur he? Senin de işin var burada. Çok mu istiyorsun bu çiviyi çakmayı? Madem o kadar istiyorsun. İyi bakalım. Çiviyi ben mi tutayım? Bana bak. Elime vurma sakın. Yakaladım. Ah.
oraya kadar. Şimdi bunu bir yere saklamalı. Asla bulamayacakları bir yere. Arkana yastık ister misin aşkım? Teşekkür ederim. Rahat mısın? Rahat. Gel. İşte kahven de geldi Bahar'cığım. Buyur. Sağ ol. Umarım istediğin gibi olmuştur. Yani sen zenginsin ya, damak tadın farklıdır diye söyledim. Yılmaz gerçekten bu kızla bugün mü tanıştı? Birkaç saat önce. Anlattığı hikaye bana şu televizyonda makbuşla izlediğimiz filmler gibi geldi. Aynen öyle. Hiç gözüm tutmadı bu kızı. Ay maşallah çok yakıştınız birbirinize. Simge çok sevmiş baksana. Adam kör oldu resmen ya. Güzel kız ama. Hiç de değil. Sen ondan çok daha güzelsin. Gerçekten mi? Şey... Yani tabii öyle. İşte hiç bulamayacakları bir yer. Çekicin Nana'da olduğu akılların ucuna bile gelmez. Hem çekiç burada bulunsa bile Nana çaldı sanılır. Ve insan olma hayali biter. Çok zekiyim, çok ucum. Nereye saklasam? İşte burası tam senlik işte. Evet, güzel. Çok güzel. Nasıl? Orta rahat edebildin mi cicim? Sen var ya sen de. Hocam koşun. Felaket koşun. Ne oldu be? Hocam Emre koşun. Hadi koşun. Hadi geliyorlar. Kuzenler hadi ya. Tamam mı? Hazır mısın? Oğlum geliyorlar çabuk. Ne oluyor ya? Ne oldu bu da böyle? Ya vallahi hocam Pergül Hoca'nın köpeğiyle oynuyordu. Şey böyle köpek onu ısırıp kaçtı. İki dakikaya böyle oldu. Kuduz mu köpek? Zehirleyemedim. Geçti. Ben anlamıştım zaten. Tamam. Eda. İyi de beni ısırmıştı. Abicim. Emre. Küçük olduğu için mi bu hemen kudurdu? Başıma gelenler. Ay biraz daha ben de mi kuduracağım? Ben kuduracağım. Abicim. Çabuk bunu hastaneye götürün. Tamam. Çabuk oğlum. Tamam canım sakin ol. Abicim. Abicim. Hadi. Tamam. Şey, ben bir duş alabilir miyim? Maalesef canım. Çünkü mutfaktaki borumuz patladı. Suyu da vanadan kestik. Ben yapacaktım da fırsat olmadı. Of. Ama canım, ben duş almazsam çok mutsuz olurum. Bana gidelim şekerim. Harika bir banyom var. Olmaz. Ben aşkımı bırakmam. Ya, ne yapacağım ben peki? Dışarıdaki depoda su yok mu? Var. Tamam canım bak, sorun çözüldü. Nasıl çözüldü? Su taşıyacağız. Tabii canım. Bana gitseydik daha kolaydı ama. Aşkım küveti doldururuz. Isıtıcıyı da içine koyduk mu? İşte sana harika bir banyo. İyi o zaman. İyi o zaman. Dur Yılmaz, sana kova getireyim. Bir an önce şu vanayı tamir etsem iyi olacak galiba. Ay yandık. Yine ortalığı su götürecek. Uf. Hakan! Hakan! Hakan ne oldu? Yok bir şey.
Of, kafama bir şey düştü sanırım. İyi misin? İyiyim, tamam, yok bir şey. Çok mu acıyor? Ne? Hep sen mi sakarlık yapacaksın canım? Of, ama neyse, sonra tamir ederim artık. Ha, ne halleri varsa görsünler ya. Ay, kim görsünler? Evet. Evet, sudan korkmuyorum. Sudan korkmuyorum. Evet. Ağzım da köpürmüyor. Yok yok, kudurmuyorum. Yok yok, iyiyim ben. İyiyim. Benim dersim bitti. Çıkar onu buradan. Çabuk çıkar. Son derse kalmıyorum Nebahat Hanım. Ne boşum, çok sıkıldı buradaki ilgiden. Baksana, bunun aşıları tam değil mi? Ne boş iyi, neden korkuyor? Çok ağlıyor. O yüzden ben de yaptırmadım. Tamam işte. Ay, kuduz mu köpeği? Başka bir şey yoksa ben çıkıyorum Nebahat Hanım. Çıkın çıkın. İyi günler. İyi günler. Ay, 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 kuduz mu oluyorum? Bakayım. Çekince sersemler. Şoker, bana bak. Eğer bu işin altından senin parmağın çıkarsa. Amma da yaptın Kulina. Daha neler artık. Konsey deliye döndü Kulina. Önce sen, daha sonra da onlar cezalandırılacakmış. Hemen bulun çekici diyorlar. Her yere baktınız mı? Her yere. Yok, yok, yok. Ay, mahvoldum ben, mahvoldum. Mahvoldun sen Kulina. Ne soruyorsunuz? O uyudu. Ve bu iki sersemin yüzünden. Simge, sen bırak istersen. Yılmaz taşıyor. Ay, yok, yok. Arkadaşım için taş bile taşırım ben. Peki, o zaman sen bilirsin. Bahar, istersen. Aşkım. İki dakikaya hazır banyo. Mesaj gelmiş. Şey, tuvalet yukarıdaydı değil mi? Hakan, bu kızda kesin bir şeyler var. Birine mesaj yazarken gördüm. İtalya tamamdır gibi bir şey yazdı. Ne demek sence bu? Bilmiyorum ama kesin bir şey çıkacak bunun altında. Alo, Selim, doktor ne dedi? Vallahi kuduz olabilirmiş. 24 saat sonra anlaşılır dedi hocam. Tamam hocam. Ne dedi? Teyze ne dedi? Kuduruyorum galiba. Petek, çabuk çabuk bana su ver. Bakalım sudan korkuyor muyum? Yok yok. İyiyim iyiyim, kudurmuyorum. Yani inşallah. İnşallah. Aa, Nana, çok fena çekiç çalındı. Şoker. Şoker almıştır kesin. Ah, ben almadım diyor. Ben baş birlikten... Yavaş. Ben baş birlikten atılayım diye yerini hayatta söylenmez biliyorsun. Hemen bulmamız gerek. Oyuncaklar dünyasında şokerin saklayabileceği her yere baktım zaten. Kesinlikle yok. Belki de başka biri aldı ama kim acaba? Ah, bir bu eksikti. Ne bekliyoruz ya? Aa, Yağmur ne kadar ayıp. Söyledim ya, Bahar ablanı bekliyoruz. Amma banyoymuş ha, 40 saat sürdü.
Bak. Gel canım. Hazırlanmam biraz zaman aldı. Çok bekletmedim değil mi? İzin almadan bornozumu kullanmışsınız. Ama önemli değil. Artık başlayabilir miyiz müsaadenizle? Tabii. Oh be. Yılmaz. Söylesene üzerine bir şeyler giysin. Hayatım üzerine bir şey giy istersen. Kirli kıyafetleri mi giyeceğim aşkım? Nana. Efendim. Nana. Bana ne? Hiç üzülme şeker. Sen çık yukarı, ben bir koşu eve gider, sana uygun bir şeyler getiririm. Ay çok iyi olur Simgecim ya. Ben ondan biraz daha alabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Amin. Peki çekiç bulunmazsa artık burada yaşamayacak mıyız? Hayır canım. Ne güzel. Alışmaya başlamıştım oysa. Kulina, Kulina. Tekrar baktık hiçbir yerde yok. Konsey kararı vermek üzere. Zaten kendi başları da dertte. Daha fazla bekleyemeyeceklerini söylediler. Sen burada bekle. Ben Nana'nın yanına gidiyorum. Hemen dönerim. Nana. Kulina. Ne oldu? Çekiç bulundu mu? Hayır. Hiçbir yerde yok. Belki de kimse çalmadı. Kendinden kayboldu bilmiyorum. Bildiğim tek şey. Pompirikya'yla Piller ülkesine dönmek zorunda Hayır. oldu. Ama bu çok kötü Kulina. Evet. Nana. Hı? Senin insan olma işin de tehlikeye girebilir. Kulina. Ne yapacağız? Ah bilmiyorum. Benim gitmem lazım. Üzülme. Lay 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 lay. Çal. Ya baba hadi bul şu kanalı. Tamam oğlum. Hadi baba. Hadi ya. Buldum. Hah. Başlıyor işte. Hadi. Şimdi sizi ezeceğiz kuzum. Geçen seferki gibi mi? Geçen sefer 5 kişi eksiktik. Bu sefer fark atarız. Acaba çekici kim çaldı? Nereye götürdü? Lütfen baş birlikten almasınlar seni. Ama olur bir yolunu bul. Ne olur. Re 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 ra 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 gossa gossa cimbombos. Baba bakma ağzına patlayan şekerlerden. Oğlum çocuk muyum ben? Güzel ama bak dene bir. Olmaz. Ya hadi. Tamam tamam ver şunu ver. Ya hadi ya. Hadi be koçum ya. Hadi be adam ya. Hem bugün benim sevdiğim dizi var. Ama canım bak bu derbi maçı. Ama hayatım. O zaman size gidelim Simge. Olur. Ama ben seni özledim. Ben de özledim. Tamam, tamam açalım diziyi. Bakın. Aa, bu kadar da fazla ama ya. Ben senin hiçbir suçun olmadığını görüyorum. İnan bir an bile tereddüt etmedim. Biliyorum Özgür. Sağ ol desteğin için. Emre! Bu ne biçim şeker ya? Patlayan şeker. Şaka yaptım babacığım. Aman çok komik. Kudur kudurtur adamı. Kudurtur. Ay. Hadi çal zili bakalım kudurmuş mu Emre? Yoksa benim içim rahat etmeyecek. Gözümle görmem lazım. Hakan Bey. Mutlu musun aşkım? Bu ne vardı? Hakan Bey. Kaç teyze kaç. Aman gülüm. Herkes delirmiş gibi mi davranıyor? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hmm.
Sevgili çok bilmiş. Çalışmalarına sakın ara verme, olur mu? Sen çok yeteneklisin, bunu unutma. Tamam. Gorfo, seni çok özleyeceğim. Gitme Kulina. Hoşça kalın sevgili oyuncaklarım. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım. Ay. Ve hep sevgiyle hatırlayacağım. Hadi gel bakalım. Hale bak ya. Kendi evimde koltuk tepelerinde sürünüyorum. Aşk olsun be kuzen. Biz de zamanında senin için az sürünmedik. Ya aman iyi halt ettin. Hanımefendi odamıza kuruldu. Maçı yarım yamalak izleyebildik. Hayır, attığımız golü bile göremedim ya. Bana bak Yılmaz. Ben hala bu kızda bir pislik var diyor. Oho. Bize uyku haram. Zaten size anlattım. Canım çok sıkkın. Biliyorsun Kulina başperilikten alındı. Benim durumum da belli değil. Ya anlıyorum ama Nana, müdür hanım beni kudurmuş biliyor. Gidemem. Kudurmuş mu biliyor? Yani. Ben anlamam. Babana telefon açacağım, o karar versin. Ya ama Nana lütfen arama. Hayır bebeğim, adam zırhı aşık oldu bana. Peki dolandırdığımız diğer adamların elinden nasıl kurtuldun? Ay ne anlatıyorum sabahtan beri sana? Bu salak Yılmaz denen adam kurtardı beni. Peki ne kadar koparabileceksin? Asıl benim hedefim ötekiydi. Ama bu salak bana vurulunca işi riske atmak istemedi. Arkadaşının evindeyiz. İyi bir meblağ koparırım sanıyorum. Hadi göreyim seni. Demek öyle Bahar Hanım. Ya Nana lütfen. Şş, Emre itiraz yok, doğru okula. Hırkanı al. Hadi canım. Ne maçtı ama değil mi? Ya beraber bitince hiç tadı olmuyor. Oğlum öyle deme, yine de çok zevkli maçtı. Nasılsınız hocam? İyiyim arkadaşlar. Ya siz nasılsınız? biz iyiyiz de hocam. Biliyor musunuz? Müdüre hanım odasına kapanmış ve dışarı çıkmıyormuş. O daha kiminle uğraştığını bilmiyor arkadaşlar. Benimle başımı zehirlemeye kalkar ha? Bakın ben ona daha neler yapacağım. Yürüyün hocam. Kim tutar sizi hocam? Hadi hocam yürüyün hocam. Bravo hocam. Hadi hocam. Bravo hocam. Belgin hoca, Belgin hoca. Hadi hocam. Sence ne yapacak? Vallahi Belgin hoca dişli çıktı. Eğer Nebati bastırırsa helal olsun derim. Biraz sonra şamatanın kopacağı kesin. Bak şuraya yazıyorum oğlum. Ah yavrucuğum. Biricik köpüşüm. Ne boşumun ağzı sürekli köpük köpük. Nebati'nin böyle köpük 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 köpük. Gitti gidecekti neredeyse. Ama ben önlemimi aldım. Merak etmeyin. Demek gerçek. Hemen hastaneye gitmeliyim. Hemen. Ay, Kudrar'ı göreceğimi hiç düşünmezdim. Ay. Öyle şey olur mu canım? Hastaneye gitmenize gerek yok Nebahat Hanım. Ben sizin ayağınızı hastaneye getirdim. Bir saniye. Buyurun arkadaşlar. Evet efendim. Buyurun. Aşısı değil mi? Ha kendisi Nebahat Hanım. Vay be. Ama bu iğne büyük değil mi? Olur mu? Size az bile. Lütfen buyurun arkadaşlar, buyurun. Ay biri beni tuttu. Ay şeyler oluyor. Nasıl bayıldı? Ay yeni kıyafetler de almak lazım. Bu kadar zenginliğin içinde birinden bir şey isteyeceğim aklımın ucuna bile gelmezdi. Hakan, bir dakika gelir misin? İşim var güzelim şu anda. Boruyu tamir ediyorum, görmüyor musun? Hı-hı.
Of! Ay, ay, ay! Gezegenler Konseyi bizim konseyin de işine son vermiş. Peki, Korfo, başberi kim olacak? Ha? Evet, yeni başberimizi açıklıyorum arkadaşlar. Şoker! Yaşasın! Başberi ben oldum! Başberi ben oldum! Çak, 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 çak! Hepinize soracağım. Budur işte! Oley! 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 Kutlamalar başlasın! 40 gün 40 gece kutlayalım bunu! Piero, hadi Bilge! Sıraya geçip kutlayıp tebrik edin. Ay olamaz. Başberimiz ben oldum. Hadi ne duruyorsunuz ha? Kurşan, Piero. Kutlayın beni. Hadi çabuk. Buraya gel. Kutlayın beni. Nereye gidiyorsunuz? Durun. Ben başberinizim. Gitmeyin. Of gidin. Ben size yapacağım bilir. Sizi var ya sizi. Sizi var ya sizi. Arayıp durma. Milleti şüphelendireceksin. Kıskanlık için kuzeninden yüklüce bir para almış. Ele geçirdin mi? Ver elini İtalya. Artık burada duramayız zaten. Hakan. Yanılmamışız. Bu kız Yılmaz'ı dolandıracak. Nereden biliyorsun? Ya iki defa telefon konuşmasını duydum. Artık kesinlikle eminim. Sevgilisiyle beraber insanları dolandırıyorlar. Sen Yılmaz'a para verdin mi? Evet. İş kurması için dün yüklü bir çek imzaladım ben. Tamam işte. Kız parayı ondan alıp sevgilisiyle beraber İtalya'ya kaçacak. Anlamıştım bu kızın sağlam papuç olmadığını. Ah be kuzen, ah be kuzen. Büyük sözü dinle biraz. Hadi gel aşkım. Ben hazırım. Bak. Çıkabiliriz. Geliyorum hayatım. Hakan, biz alışverişe çıkıyoruz. Akşama görüşürüz. Evet. Maskeniz düştü artık Bahar Hanım. Şu beraber İtalya'ya kaçacağınız sevgilinizden söz edelim isterseniz ha? Hakan neler diyorsun sen? Beni istemediğiniz... Yılmaz'la bu ani başlayan ilişkimizi anlayamadığınız için böyle düşünüyorsunuz. Ama çok yanılıyorsunuz Hakan Bey. Yaptığını beğendin mi Hakan? Sen nasıl kuzensin ya? Bozuk musluk? Ben çağırdım, ben çağırdım. Buyurun şöyle mutfağa dönün. Ya ne yapıyorsun lan? Misafir ettiğin için teşekkürler. Yılmaz, beni dinle. Hayır Hakan, daha fazla dinlemek istemiyorum. Çünkü çok ön yargılısın. Onu gördüğün ilk andan beri hep aynı şeyi söylüyorsun. Karım olacak kadına daha fazla laf ettirmem. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok abla, sen işine bak. Gerisini ben hallederim. Peki. Gepetto'nun çekici. İyi de bunun ne işi var burada?
Joker. Bir şey mi dedin abla? Yok yok, sen işine bak. Kulina, hemen geliyorum. Ama önce küçük bir işim var. Peki, son bir soru. Yani sen sadece Yılmaz'ı sevdiğin için evlenmek istiyorsun, öyle mi? Aldırma sen ona canım. Hadi gidelim. Hadi bakalım, göreyim seni. Ekik. Canım mı? Sen kimsin ki bana canım diyorsun? Ay paran da senin olsun, aşkın da. Hiç çekemeyeceğim seni. Bu ne ya? Gerçi Kemal bana çok kızacak parayı koparamadığım için. Ama ne yapayım? Nasılsa beni bırakamaz. Biraz da İtalya'ya giderim. Orada başka kerizler bulurum. Senin gibi. Buna ne oldu ya? Sanki kafasına saksı düştü. Bana yaptıklarınızdan ötürü hepiniz disiplini boylayacaksınız, sefil fareler. Şaka yapmak istemiştik hocam. Şaka yapmak istemişmiş. Ben göstereceğim size şakayı. Hepinizi disiplinde süründürüp okuldan attıracağım. Yağmur'un bir suçu yok. Yokmuş. Kızıl fareyi mi koruyorsun? Ben onun ne hain olduğunu bilmiyorum sanki. İkiniz de babanıza çekmişsiniz zaten. Belli. Hocam disipline ben gideyim. Fikir zaten benden çıktı. Hayır, benden çıktı. Bana kahramanlık ayakları yapmayın be. Hepiniz de gideceksiniz diyorum, anlamıyor musunuz? Hepiniz. Hayır efendim. Hiçbir yere gitmiyorlar. Anlamadım. Bir şey mi dediniz? Şimdi açın kulaklarınızı ve beni dinleyin Nebahat Hanım. Çocuklar disipline falan gitmiyor. Ceza da almayacaklar. Bana da hiçbir şey yapamayacaksınız. Vay, bu ne güven böyle? Siz bilirsiniz Nebahat Hanım. İstediğiniz yapmakta özgürsünüz ama... O zaman ben de maalesef herkese köpeğimi zehirlemek için verdiğiniz bu yiyeceği göstermek zorunda kalırım. Raporu da elimde. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ya. Hadi çocuklar, bahçede biraz oyun oynamaya ne dersiniz? İyi olur. İyi olur. Akşam için alışverişe çıktı. Yiyecek bir şeyler alacakmış. Ben gitseydim. Yok yok, ben de teklif ettim ama hava alacağım dedi. Ne salağım değil mi? Bir günde kendimi nasıl kaptırdım? Gün işi değil be kuzen. Gönül işi. Bazen sevmek yıllarca sürüyor, bazen bir dakika. Senin kocaman bir yüreğin var. Doğru kızı bulduğunda çok mutlu olacaksın. Doğru kız mı? Var mı öyle biri? Var tabii. Belki de çok yakınımızda kuzen. Ama bazen göremiyoruz. Arkadaşlarımı çok özlerim. Hem artık okula da gidemeyeceğim. Hani okulu sevmiyordun? Seviyorum artık. Ah oh, canım benim. Ah Nana. Kulina. Buldum Kulina, buldum. Ay buldum. Ay buldum. Ay buldum. Ay buldum. Şahane. Nana sen... Sen muhteşemsin. Neredeymiş? Bizim evde. Nasıl gitmiş oraya? Şoker. Gel bakayım. Hadi gidiyoruz. Hadi. Ay.
Yeter. Kulina. Ya Kulina. Nöbetçi. 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 Gönder şu aynı kadını. Görürsün sen aynı. Kulina. Aa, yapma ama. Ayıp oluyor. Çekil. Seni çalana ver cezanı. Hadi. Ya yan çıkacağım. İmdat. Çekiş. Yapma bak. Fena olma. Çekiş. Gel buraya. Artık. Salaklığıma üzülüyorum. Ama boş ver, geçecek. Tabii geçecek. Peki sen doğru kızı buldun mu hiç? Yani Hülya'dan sonra. Bulduğumu sandım. Ne oldu? Beni istemedi. Nasıl istemez seni? Daha zamanı var dedi. Tutup kolundan çekip alsaydın. Öyle bir kız değil. Yani o başka bir dünyadan sanki. Onu öyle çekip alamazsın. Kendi rızasıyla gelmesi lazım. Nana, Nana geldin mi? Geldim Hakan. Çocuklar, kahvaltı hazır. Ne diyorsun? Kardeşim, bu iyi bir haber ya. Yani Hint asıllı Raji Pandey değil mi? Şansa bak. Sağ ol canım kardeşim. Tamam, ben senden telefon bekliyorum o halde. Tamam. Ne bu heyecan? Hint asıllı milyarder Raji Pandey İstanbul'daymış. Adam emlak milyarderi. Dünyanın her yerinde iş merkezleri var. Uçakta bir arkadaşımla tanışmış. O da bizim şirketten, yaptığımız işlerden bahsetmiş. Teşekkür ederim. Adam benimle tanışmak istiyormuş. Süper. Adamla yapacağımız tek bir iş hayatımızı kurtarır. Emekli olurum vallahi. Ne demek o? Ne demek olacak? Komiksin Nana. Çalışmam yani artık. Ne güzel. Biz de o zaman hep gezeriz değil mi? Evet Nana. Dünyayı gezeriz. Çok çok büyük. Senin gibi uzaydan gelmiş biri için bile çok büyük. Kesinlikle koçun gözüne girmeliyim. Emre, basketbol takımı için birazcık kısa değil misin? Hiç de değil kızım. Ben çok çevik, atak ve hızlıyım. Ay. Ayrıca ben guard oyuncu olacağım. Ay sabah sabah bu ne enerji? Dur biraz oğlum. Bence yine de o kadar heveslenme. Sonra hayal kırıklığına uğrama da. Ben kendime güveniyorum. Babama da söyleyeceğim. Gelsin koçla konuşsun. Konuşunca ne olacak? Arkamın sağlam olduğunu bilsin kızım. Düşünsene maça çıkıyorum. Son saniyeler. Karşı takım iki sayı önde. Topu alıyorum orta sahadan. İki saniye, bir saniye... Üç sayılık ve basket. Hey Allah. Evet, bizim takım bir sayılı maçı alıyor. Seyirci ellerinde kızlar çığlık çığlığa. Emre, 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 Emre. Keçileri kaçırdı bu yine. Emre, başka büyük yok. En büyük, Emre. Gördün mü? Topu düşürdün. Bahçe için ışın fıskiyesi yapacaktım. Işın fıskiyesi mi? Ay ne kadar güzel. Sen çok akıllısın. Hayranım zekana. Sağ ol canım.
Ama benimle uğraşmak çok zor. Yıpratıyor. İstediğim olmayınca asabi oluyorum. Saçların o yüzden mi döküldü? Benim saçlarım dökülmedi ki. Alnım geniş. Evet, öyle geniş ki bir uçak rahatlıkla inebilir. Sadece alnım geniş benim. Hırsı bizde bu. Babamın da alnı genişti. Ne yapayım? Melima, sevgili çok bilmiş. Jölen var mı? Bende kalmamış da. Jölen mi? Aynayı verir misin Şoker? İyi de senin aynayla ne işin olur ki? Hayır, kendimi itiraf etmeliyim. Kerim ben. Evet, evet, kerim ben. Bunu yeni mi anladın? Çok bilmiş. Gelsin sen. Bir armut gibi gelsin. Hayır, bu ağacı gerçeği yüzme vurma Şoker, vurma. Ya, niye üzülüyorsun armut kafa? Yap bilsin, olsun bilsin. Ama bilimi kendi çıkarlarım uğruna kullanmam doğru olur mu sence? Neden olmasın? Sadece sanki sen mi kullanacaksın? Ha? Diğer kelleri de düşünsene. Diğer kelleri mi? Babacığım, bugün okulun basketbol takımı için seçmeler var. Koçumla konuşmaya gelsene. Gelip benim oğlanı da takıma alın mı diyeceğim? Ya hayır. Ne kadar çalışkan, disiplinli, oyun kurucu bir kişilik olduğumla falan söz etsen yeter yani. Emre, iyi misin? Üf ya, tamam. Bir şey deme ama orada ol hiç olmazsa. Benim için bu çok önemli. Tamam ama bak söz vermiyorum. Çok önemli bir müşteri var. Her an gelebilir. Sonra caz yapma. Ya bak işte. Baba ya. Ben bu takıma girmeyi çok istiyorum. Bilmiş ol. Makbuş, hadi kahvaltıya. Geliyorum kızım. Aa, merhaba. Simide teyze gelmiş. Teyze mi? Hadi Simide teyze birlikte kahvaltı edelim. Geç Simide teyze. Yok canım, sen otur. Günaydın. Günaydın. Günaydın Hakan'cığım. Çok teşekkürler. Neyse, bana müsaade. Düşün düşün. Zordur işin. Hadi sana kolay gelsin. Bip git. Okulda deney yapmam için deney tüpünü verebilir misin? Tabii. Al bakalım. Hey Pompilika. Sana bir şey soracağım. Ama yalnız bana doğru cevap vereceksin. Peri sözü. Merak etme. Sence benim alnım açık değil mi? Hayır, alnım açık değil. Düpedüz gelsin sen. Sağ ol be, bu da fazla dürüst oldu. Bir şey değil, tüp için teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Of, hala ne işim var benim bu okulda ya? Şimdi. Yer cücesi, hadi sen doğru sınıfına. Anne, sen gelmezsen ben de gitmem. Aa, sinirlendirme beni. Hadi dedim. Bak, yoksa Kulina'ya söylerim ha. İyi, sünger kafa. Ne olacak? Hadi. Ben de şu Nebahat Cadısı'ndan izin alayım bari. Buyurun. Nebahat Hanım, günaydın. Ben de sizi bekliyordum. Lütfen buyurun. Hiç vaktim yok. Size bir şey söyleyecektim. Önce ben. Peki. Size çok güzel bir sürprizim var. Öyle mi? Nedir? Müdür yardımcısı başka bir şehre taşınıyor. Öyle mi? Aman ne güzel. Onun yerine açılan boşluğa da size önerdim. Ne diyorsunuz? Ay, çok sevineceğinizi biliyordum. Düşünsenize. Hafta sonu dahil sürekli beraber çalışacağız. Korkarım bu görevi kabul edemeyeceğim. Nasıl yani? Yani iyi. Benim çok işim var. Sizin işiniz bu Şemsire. Ama Pınar. Pınar yavrum o var. Olmasaydı neydi? Bana bakmak zorundayım. Yavrucağın annesi yok biliyorsunuz. Tüm sorumluluğu benim üzerimde. Ben de sizden bugünlük izin isteyecektim. Pınar'la ilgili küçük bir iki işim var da. Yani siz benim bu teklifimi kabul etmiyor, bir de üzerine izin istiyorsunuz öyle mi? Maalesef izninizle efendim. Şemsi Bey, beni istemeyenim ben hiç istemem. Çok pişman olacaksınız, çok!
Çap! Ya kızlar, film inanılmazdı. Adam önce normal adam. Sonra dolunay oluyor ve her yanında böyle birdenbire kıllar çıkıyor. Uzuyor, uzuyor ve birden kurt adama dönüşüp ulumaya başlıyor. Ay, çok korkunçtu. Ay, tüylerim diken diken oldu valla. Korkma kızım ya, kurt adam diye bir şey yok. Biz de biliyoruz olmadığını ama korkutucu yani. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın hocam. Buyurun, oturabilirsiniz. Evet. Suyun formülünü bilen? H2O. Bravo. Peki, suyun hikayesini bilen var mı? Suyun hikayesi mi? Evet. Bakın. O, güzeller güzeli bir kızdır. Oksijen gibi yakıcı bir güzel. Oturdukları mahallede H adında serseri ruhlu bir yakışıklı vardı. H, yani bizim serseri yakışıklı da hidrojen gibi yanıcıdır. O ve H birbirlerine deli gibi aşıktı. Ama bu aşka karşı çıkan bir hain vardır. Bu hain onların aşkını bozmak için araya girer. Ve iki H olur bu aşk hikayesinde. Oksijen iki aşkın arasında kalmıştır. Ve onun akan gözyaşları, yani su, bahtsız oksijenin gözyaşlarıdır. Hocam, siz yemek tarifini bile aşk üzerinden verebilirsiniz vallahi. Neden veremeyeyim? Mesela ıspanak. Bak şimdi. Önce tencereye bir kaşık katı yağ koyarsın. Cos! Yani peki verir? Genç kızı gördüğünde yakışıklı delikanlının eridiği gibi. Doğradığın soğanları koyarsın. Soğanlar pembeleşir. Ne gibi pembeleşir? Yakışıklıyı gören güzel kızın utancından yanaklarının pembeleşmesi gibi. Sonra doğranmış ıspanakları boca edersin. Foş! Bir tutam da karşılıksız aşkta dökülen gözyaşı gibi pirinç akıtırsın içine. Pıt 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 böyle. Hop! Kapağını kapatırsın. Aşkın ateşiyle ya da LPG'yle için için pişer. Vay be, anlattı valla. Aşkla her şey anlatılır çocuklar. Ve aşkta her şey mümkündür. Bravo hocam. Bravo. Bravo hocam. Kaz ayakları için botoks, dudakların için de silikon mu yaptırdın? Sen memnun musun peki? Telefonunu versene. Yok canım, benim öyle ihtiyacım yok. Daha yaşım kaç benim? Bir arkadaşımın ihtiyacı var, onun için istiyorum. Tamam. Tamam, yazıyorum. Heh, oldu canım. Tamam, hadi görüşürüz. Vay. Bu olabilir. Evet. Neredesin Simge ya? Okan aradı. Hintli iş adamı bugün ofise uğrayacakmış. Gerçekten mi? Ay, inanamıyorum. Kesin bir iş koparmamız lazım Hakan. Sabahtan beri onu anlatmaya çalışıyorum ama dinleyen kim? Volkan şantiyedeki işleri bir türlü çözememiş. Ben burada yalnız kaldım. Kızma ama sen de kendi havandasın. Aa, aşk olsun Hakan. Sabahtan beri çalışıyorum. Bak, yeni inşaatın çizimleri de geldi. Bakayım. Aha. Evet. Fena değil. Referans olarak bunları da gösterebiliriz. Ben gidip biraz alışveriş yapayım da adama doğru düzgün işler ikram edelim. Tamam. Ama bak, fazla oyalanma. Tamam tamam, hemen geliyorum. Azıcık ısıtacağız. Çok ısıtmamak lazım. Tepkimeyi görecek kadar. Ah, bir dakika, pardon çocuklar. Efendim? Ne? Bak, eğer hırlıyorsa çişi gelmiştir. Aa, nasıl hırlıyor? Bir taklit et bakayım. Öyle taklit olur mu canıcığım? Benimle başım öyle havlamaz. Ay çok saçma. Versene sen o telefona. Hayır, öyle hırlamıyor. Hocam, yeterince ısındı galiba hocam. Hocam. Sen telefonu yaklaştırma. Bir şey olacak şimdi.
Hadi hadi. Hocam bakın buharlar çıkarıyor ama. Ne bort? Ay aşkım. Hocam patlayacağız valla ben. Ya hocam. Ayağım çıkacak. Hocam patlayacak bu ya. Şimdi patlayacak. Hocam. Hadi at 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 hadi. Hadi hızlı oynayayım biraz hadi ya. Mutlaka bu takıma girmeliyiz oğlum. Kızların gözünde acayip bir yerde olacağız, düşünsene. Oğlum şunlara baksana. Büyük sınıflardan bize sıra gelmez. Benim hiç umudum yok. Baban koçla konuştu mu? Evet ama ne yararı olacak ki? Tamam hadi. Hadi be. Girmiyor ya. Hadi ya. Girmeyince girmiyor. Evet. Oley. Hadi. Hadi. Koç geldi. Koç geldi. Hadi bakalım beyler, sizi bir de sahada görelim. Koç, babam geldi mi? Sizinle konuşacaktı da. Hayır gelmedi, şimdi geç yerine. Neredesin baba ya? Hadi beyler başlayalım. Kemal ve Enis, önce siz. Bu sefer bize kurdun. Hadi, hadi basket be. Alo, anne. Hocam, ne bu? Hocam patlayacağız sonra. Ne yapacağız ya? Hocam, bana hepimiz patlayacağız. Aşkım. Öğretmenim, tüfü unuttunuz. Hocam, ne yapacağız şimdi? Kıcığım, ne yapıyorsun anne? Üfleyin, üfleyin. Hocam, çok kötü kaynıklı. Nerede kelimeyi Zeynep Uç? Özel bir şey söyle. Ay, oyalasanıza biraz canım, ders gelin. Bence kelimeyi şahadet getirin. Hocam, şimdi bütün oku. Eşeden evet, siz bırakın. Çok iyiydi. Şöyle gelin. Hadi beyler, şimdi sizleri görelim. Hadi yakalasana ya. Tut. Hadi aç. Yakala, yakala. Aç. Ya ne yapıyorsun ya? Hadi ya, sen ne yapıyorsun? Ya pas versene oğlum. Alsana. Ah ya. Hadi. Ya, aç. Ya attın sen. Niye pas vermiyorsun? Top sende at. Yakala, yakala. Oh, basket be. Basket be. Of ya. Attılar işte. Tut. Açsana ya. Yine beni yalnız bıraktın baba ya. Annene bir şey olmadı. Sen meraklanma ya bir kızım. Ah canım benim. Korktun mu sen, bir şey oldu? Annene. Ya bu öğretmenin sesimizi şey duyurmak için havlasak mı? Başka yolu yok galiba. Ne boşum. Ay saçlarım mahvoldu ya. Vallahi falımda patlama görmüştüm. Bundan sonra her gün patlama kızım, her gün. İstemiyorum. Neler oluyor burada? Ne oldu? Ay hırlama Demoş. Sen bana mı dedin hırlama diye? Ay ne diye söyleyeyim? Ben bebeğimle konuşuyorum Nebahat'ım. Ne oldu burada? Biri bana açıklayacak mı? Ay bir dakika Demoş. Deney yapıyordun. Fakat bir patladı. Ama patlaması için epey bir çaba sarf ettiniz öğretmenim. Evet hocam. Allah'ım bu okula akıllı bir öğretmen gelmeyecek mi? Delireceğim ya. Ay ne boş, Müdür Hanım deliriyor, öpüyorum. Annem benim. Bana bakın Nebahat Hanım. Potasyumdur bu. Patlar, patlayabilir. Patlama kapasitesi olan bir maddedir. Ay ne yapayım yani? Ah! Ah! Bu sene çok eğlenici, çok. Belli olmuyor mu? Hala baksana. İşte bitti. Ah merhaba çok bilmiş. Ne yapıyorsun bakayım? Saç çıkarıcı bir iksir hazırladım. Çok güzel. Kelliye son ha? Ay dünyada iyi satar. O kadar çok kel var ki. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Ben insanlık için uğraşıyorum zaten. Doğru. Ama ilk denemeyi kendimde yapacağım.
Bilim uğruna kendimi ön saflara atıyorum. E hadi bakalım, kolay gelsin. Hadi bakalım. Biraz çok döktün galiba. Çok döktün. Neyse sen çalışmaya devam et bakalım. Ben dünyaya kadar gidip geliyorum. Ay pardon. Nerede yanlış yaptım acaba? Ay ödümü kopardın Kulina. Neler karıştırıyorsun yine? Tavan arasını temizliyordum. Orada buldum bu küçük sandığı. İçinde ne var diye çok merak ediyorum. Kimin acaba? Sanırım Hakan'ın. Hem baksana eski bir sandık. Galiba çocukluğundan kalma. Açmam doğru olmaz değil mi? Evet, bu ona saygısızlık olur. Açmamalıyız. Ama içindekileri açmadan da çıkartabiliriz. Çünkü ben de çok merak ettim. Bak, bu Hakan'ın babası. Ben bu adamı bir yerden çıkaracağım ama nereden? Ay Kulina, nereden tanıyacaksın? Hulusi, pas ver Hulusi. Ya pas ver. Sır dağıladım. Ya Hulusi. Ya evet, pas altına. Ama. Ya. Ah be. Hadi be. Kaptı. Adamı tut. Pasım. Ya. İşte basket be. Basket. Ne yapıyorsun ya? Senin yüzünden topu kaptırdık. Asıl senin yüzünden. Dikkat et biraz. Basket. Ama Fikri Bey, sınıfı havaya uçurdu diyorum. Neden anlamıyorsunuz? İş kazası mı? Ya öğrencilere bir şey olsaydı? Evet Fikri Bey. Anlıyorum. Öğretmenimiz haritayı istedi de alabilir miyim? Baban nerede, gitti mi? Bilmem. Ben anlamadım ki ikinizi de. Burası okul mu, yol geçen hanımı? Bir varsınız bir yoksunuz. Nasıl iş bu? Babana da söyle artık, ona güvenmiyorum. Beni bir daha kandıramayacak. Sen de ayağını denk al. Bir daha devamsızlık yaparsan disiplini boylarsın. Kötü bir şey mi bu? Gidince anlarsın kötü mü iyi mi. Hadi al haritayı, git sinirimi zıplatma benim, hadi. O babana da söyle, ona izin vermemiştim ben. Eğer bir daha benden izin almadan giderse hakkında yasal işlem başlatacağım. Kötü bir şey mi bu? Yasal, masal. Dalga mı geçiyorsun evladım? Hadi yıkıl karşımdan, hadi yıkıl. Nerede kaldı bu simge ya? Gideli 2 saat oldu. Alo? Efendim Nana? Biliyorum ama okula gidemem. Hintli adam neredeyse gelmek üzere. Volkan yok. Simge de çıktı gelmedi. Anladım ama yani buradan ayrılamam. Tamam, akşam görüşürüz. At, pas versene. Ya alsana topu ondan. Dur, buradayım. Evet tamam, yeter ne bu kadar. Ne yaptın ya? Geçin bakalım. Siz şöyle gelin. Siz de şöyle geçin. Sen asilsin, sen de yedek. Ben? Oley ya. Siz bir dahaki seneye şansınızı yeniden deneyin. Çok çalışmanız gerekiyor. Ya uf. Böyle oynarsan olacağı buydu. Şimdi sizi göreyim beyler. Alo, doktor bey. Ben hep böyle sırıtır pozisyonda mı kalacağım ya? Geçer diyorsunuz ama çok salak görünüyorum. Tamam peki. Yarın da kız ayaklarına botoks için geleceğim. Bu sırıta geçer diyorsunuz yani. Peki, öyle olsun.
Buyurun Nebahat Hanım. Beni çağırmışsınız. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Hem sınıfı havaya uçuruyorsunuz, hem de çocukların önünde bana fırça atıyorsunuz. Babanız Fikri Bey'in ahbabı diye bu kadar şımarıklık yapmanıza izin vermeyeceğim. Bitti mi? Evet. Bir saniye. Alo babiş. Ya babiş, küçük bir iş kazası oldu da. Evet, yine sınıfı uçurdum. Aa. Sen adamlarını gönderip şunu halleder misin? Ay teşekkür ederim, öptüm elma yanaklardan. Oldu mu Nebahat Hanım? İçiniz rahat etti mi? Evet. Şimdi izninizle derse girmek istiyorum. Başka bir isteğiniz var mıydı? Hayır. İyi günler. Of Allah'ım, of! Orada kendini göstermek için öyle yaptın değil mi? Hiç de değil. Seçme boyunca asıl bana pas vermeyen sendin. Takım olmayı sen beceremedin. Ki ben mi beceremedim? Bencil seni. Evet. Asıl bencil sensin. Evet. Git başımdan. Evet. Hey, ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi? Şu abine bir şey söyle. Beni gıcık ediyor. Asıl sen şu arkadaşına bir şey söyle. Onun yüzünden basket takımına alınmadım. Benim yüzümden değil. Beceriksizliğin yüzünden. Bak hala konuşuyor. Çekil git şuradan. Bir daha benimle konuşma Emre. Anladın mı? Konuşma. Ama sanki çok meraklıydım da. Araya girmeseydim ben daha neler yapacaktım ama. Emre! Ya ne oluyor ya? Simge, senin yüzüne bir şey mi oldu? Yo, neden? Sen bunca saat bunları mı aldın sadece? Bir de fatura yatırdım. Aa, geldiğimden beri bir öğrenmiş suali. Ama böyle suratında anlamsız bir tebessüm var. Neden? Gülmek yasak mı? Tamam canım, ne istiyorsan yap. Yalnız şu Hintli adam geldiğinde ne yapıp edip ikna edin. Gözünü seveyim. Yaptığınız işleri göstereceğiz işte. Adam karşısında dans edemem ya. Aa, iyi fikir. Ne iyi fikir? Şöyle. Hint dansı, yani böyle Hint yemekleri, Hint dansı güzel olur. Hoş bir ambiyans olur, ne dersin? Gülümsediğine göre onaylıyorsun değil mi? Of, tuttu ya. Ya nasıl böyle olabiliyor bunların seni? Anlamadım evet ki. Ben bembeyaz peynir gibi dolaşıyorum yaz kış ortada. Özlem sorma. Benim böyle olmam için 5 ay güneşin altında yatmam gerekiyor resmen. Kızım, solaryuma giriyor bunlar. Hayır ya, solaryum falan değil. Bunun kremleri var. Sürüyorsun böyle vücuduna, böyle oluyorsun. Annemin bir arkadaşı var, hep bu kremler sürüyor. Ama çok pahalıymış. Kızlar, Belgin Hoca'ya söyleyin, yapıversin size bir karışım. Hem bedavaya gelir. Yapar mı ki? Tabii kızım. Kimyagerim diye dolanıp durmuyor mu? Yani. Bakın geliyor. Hocam, size bir şey soracaktık. Sor cicim. Siz kimyagerdiniz aslında değil mi? Evet cicim. Kızlarla konuşuyorduk da şu solaryum etkisi yaratan kremler hakkında. Ha, evet biliyorum. Ben kendim için evde hazırlıyorum. Gerçekten mi? Bize de formülünü verebilir misiniz acaba? Tabii. Hindistan cevizi sütü, defne tohumu, bir de neydi? Neyse, ben size yaparım kızlar, hiç merak etmeyin. Sahi mi? Zaten kendime de yapacaktım. Yazdan bu yana açıldım, baksanıza. Neyse, görüşürüz sonra, bye. Görüşürüz. Ben size dememiş miydim? Ay, vallahi harikasın. Yoksa sormak bizim aklımıza bile gelmezdi. Cin gibiyiz kızım. bakın. Kulina! Ne var? Ne oldu yine? Neden çağırdın beni? Ya Hakan telefon etti. Hintli bir müşteri varmış. Hı-hı. Öğle yemeğine geleceklermiş. Hint yemekleri yapabilir misin dedi. Ben de hemen evet dedim. Ama nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Dur uğraşma canım. Ben şimdi 2 dakikada yaparım. Bak, baharatı biraz bol tutacaksın. Hı-hı. En önemli sır burada. İşte böyle.
getirler baharatı çok sever nanacığım, su iç. Unutma olur mu? Selim. Neyse görüşürüz. Ha, gel. Ne oldu? Belgin Hoca bronzlaşma kremi yapacakmış bizim kızlara. Bronzlaşma kremi mi? Hı? Evinde yapsa bari, okulda yaparsa yandık. Kesin çok eğleneceğiz. Peki Nebahat buna ne der sence? Beleş kremi görünce o da üzerine atlar bence. Demek bronzlaşma kremi ha? Sen görürsün Nebahat. Bana bağırmak neymiş göstereceğim sana. Hadi gel, şu seçmeleri bir göz atalım. Olur. Selim abi. Sen git, ben gelirim Özer. Tamam. Ne oldu Yağmur? Emre ile Hulusi çok kötü kavga ettiler. Neden? Takıma seçilmediği için. Hadi gel yanına gidelim. Tamam. Emre. Ne var? Takıma seçilmedin diye mi üzülüyorsun? Beni anlayamazsın. Çünkü sen zaten takımdasın, öyle değil mi? Evet ama bu dünyanın sonu değil ki Emre. Seneye bir daha denersin. Babam gelip koçla konuşsaydı böyle olmazdı. Ama işi onun için her şeyden önemli. Emreciğim ne alakası var? Yani baban konuşsa da bir şey değişmezdi. Sonuçta koçumlara bakmıyor ki. Yani. En azından desteğini hissederdim yanımda. Ama o her zaman gibi ihtiyacım olan anda yanımda değildi. Selim bir baksana, önemli. Tamam geldim. Bu konuyu konuşacağız Emre. Üzme kendini, tamam mı? Hadi gel. Seçmelerde kimi hatırlıyorum? Şaşıracaksın. Ya çok üzgün. Ne olur yapma böyle. Ben bir şey yapmıyorum, tamam mı? Hemen arkadaşını tutma. Ya ben kimseyi tutmuyorum sadece. O bana pas verseydi belki de seçilecektim. Yani sana bir tek pas vermedi diye mi seçilmedin? Gerçekten çok inandırıcı. Babam da gelip destek olmadı. Sen sürekli onu tutuyorsun. Selim abi de beni suçluyor. Hiçbirinizi görmek istemiyorum, anladınız mı? Hiçbirinizi. Çok bilmiş. Ne oldu sana böyle? Beni meşgul etme, zaten sinirlerim tepemde. Senden bir konuda yardım isteyecektim. Sorma bir şey pampirike. Hadi git buradan, git. Ne bakıyorsun, gitsene. Oğlum acayip bir fikrim var. Ya ne var yine? Kızlar şu Kurt Adam filminden çok etkilenmiş. Ne yapalım yani? Oğlum bize eğlence çıktı, anlasana. Bak şimdi, eskiden bu okulun olduğu yer mezarlıkmış diyeceğiz. Eyse oynayacağız. Bak şimdi. Oğlum. İzle. Ya Petek. Alıp gir. Şu Kurt Adamlı film çok ilgimi çekti. DVD'si var mı sende? Hayır ya, televizyonda seyrettim. Ama hiç tavsiye etmem. Gerçekten çok korkunçtu. Abartma canım. Ben korktuktan sonra sen haydi korkarsın oğlum. Kim, ben mi? Tabii. Ödley'in teki olduğunu herkes biliyor. Kim? Ben mi korktum? Evet. Hatırlasana. Emre'nin getirdiği oyuncak örümcekten nasıl korkmuştun? Sıranın üzerine çıkıp ay anneciğim diye ahmada bağırmıştın. Hadi kızlar. Siz görürsünüz bağırmayı. Dur oğlum, ne oldu? Görürsünüz. Hey Şoker. Beliba. Bilginin nesi var öyle? Kıl yumağına dönmüş. Hiç sorma. Kel olduğu için saç çıkartan bir iksir hazırladı. Ama biraz fazla kaçırınca bu hale geldi. Şimdi arasını bulmaya çalışıyor. İksir laboratuvarında mı? Evet. Hı-hı. Ne o? Canın eğlence istiyor herhalde. Sene Nebahat bize çok kızmış. Çok devamsızlık yapıyormuşuz. Beni bugün bayağı bir aşladı. Anlarsın ya sünger kafa. O şişkoya ben de sinir oluyorum. O halde bana yardım edeceksin değil mi? Şu annene bir daha sor istersen yer fıstığı. O şapşal ip cambazının değil, kesin benim kızım olmalısın. Hadi oradan sünger kafa. Hadi. Nasıl yani? Eskiden burası mezarlık mıymış gerçekten? Evet. Ben de dün öğrendim. Babamın bir arkadaşı var. Okulun sahibi Fikri Bey'in kankasıymış. O anlatmış. Ama tabii gizli tutuyorlar. Yani kim mezarlığın üzerinde kurulmuş bir okulda okumak ister ki? Yani ne varmış yani eskiden mezarlıksa? Şimdi bayağı okul işte. Kızım, bu mezarlıkta her dolunay olduğunda biri dolanıyormuş. Ay. Bir kurt adam. Yok Frankenstein. Sen dalganı geç. Koca adam yalan mı söyleyecek? Yani sadece dolunay zamanında mı geliyormuş?
Ama artık burası mezarlık olmadığına göre... Kızlar, şaşırdınız mı siz? Kurt adam diye bir şey yok. Tabii biliyoruz da buranın eskiden mezarlık olması beni biraz irite etti. Aslında toplu mezarlıkmış diyorlar. Hiç duymadınız mı? Yok. Yalnız siz yok falan diyorsunuz ama kurt adamlar gerçekten var. İnanmazsanız internete girip bakabilirsiniz. Bu konuda o kadar film yapılıp o kadar kitap yazılıyor ki illaki var diyorum ben. Evet. Hem Dolunay'ın insanlar üzerinde bir etki yaptığı da tüm dünyada bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Tabii ya. Evet, bu doğru. Dolunay'ın etkisiyle insanlar üzerinde enteresan değişiklikler oluyormuş. Ya. Ben de okumuştum. Ne yani? Siz şimdi kurt adam var mı diyorsunuz? Evet, aynen öyle. Olabilir mi ki acaba? Evet. Bence doğru var. Korkuyorum ben. Hey! Bilgin çok bilmiş. Kulina seni çağırıyor. He? Senin şu kız sorununa bir çözüm bulmuş galiba. Sahi mi? Sahi sahi. Evet, koş çabuk diyor. Koş. Yaşasın. Neden işi acaba? Önce şu boş şişeleri bir alalım. İşte bu bak. Üzerinde yazıyor. Evet, doğru. Hı-hı. Sen ne yapacaksın? Bırak da benim de ufak tefek eğlencelerim olsun. Öyle değil mi yer fıstı? Aman ne yaparsan yap. Nebahat'ı bana bırak da. Yaşasın. Çok eğleneceğim. Şak. Koy buraya. Şak. Seni küçük canı seni. Yer fıstığı. Uy uy. Bir yığın iş çıkardılar. E tabi yapacak insan var nasılsa. Neden ofiste değil de burada ağırlıyorlar anlamadım. Ay Kulina amma söylendin ha. Benim yerimde olsaydın sen bir gün durmazdın bu evde. Ay tabi durmazdım şekerim. Bu kadar iş sorumluluk deliri verirdim. Bak, bu iş Hakan için çok önemli. Ne yapacağını şaşırmış durumda. Belli oluyor, komik yani. Hintli adama Hint yemekleri. Tereciye tere mi satacağız? Ay, bunlar buz gibi olmuştur. Ay, çok yoruldum ama neyse. Ay, tamam dur. Sen yorulma, ben hallederim. Nihayet. Anlattık hikayeyi. Şimdi ne yapacağız? Benim tiyatrocu arkadaşlarım var oğlum. Bir kurt kostümüne bakar bu iş. Bak gör yarın nasıl eğleneceğiz. Oğlum var ya sen az şeytan değilsin ha. Çakal. Ne vuruyorsun be? Şaka yaptım be. Geldiler. Ben gidiyorum Nana. Ay nereye gidiyorsun dur. Bak her an sana ihtiyacım olabilir. Makbuş da yok biliyorsun. Teyzem beni ziyarete gel derim. Her şey yolunda galiba. 50 saatte açılıyor hep bu kapı. Merhaba. Diyeceğim. Simge ilk kez kapıyı açtığında bana güldü de. O bugün pek de mutlu nedense. Tabii beceremeyeceğini anladın. Teyzeni yardıma çağırdın öyle değil mi? Yo, Nana çok güzel Hint yemekleri yapar. Her şeyi o yaptı. Sadece süsleme bana ait. Kulina Hanım. Sizin burada olmanız çok iyi oldu. Ne de olsa yaşça bizden büyüksünüz. Akıl verirsiniz. Terbiyesiz yaşça tutmuş. Bakın bunlar kıyafetlerimiz. Farklı renklerden bolca aldık. Adam eve gelmesi için güç bela ikna ettik. Şimdi bu ambiyansı ofiste yakalayamazdık. Adamın ağzından girip burnundan çıkacağız. Hint yemekleri, Hint müzikleri, gerekirse Hint dansları. Anlaşıldı mı? Kulina Hanım isterseniz siz mihracı olun. İşte gördüğünüz gibi Nebahat Hanım. Korkulacak bir şey yok. Hoca girmiş. Bir saatte sınıf eski haline döndü bile. Oturabilirsiniz arkadaşlar buyurun. Öyle ortalığı kaldırmanıza gerek yoktu yani. Bir daha tekrarlanmasın rica ederim. Hiç endişelenmeyin. Hocam kremi yapacaksınız değil mi? Ah tabii.
Tabii. Hem de bu ders sınıfta beraber yapacağız. Yaşasın. Ne kremi? Dersimizle ilgili Nebahat Hanım. Buyurun. Buyurun. Oh. Ay bu kadınla kimyamız hiç tutmadı hiç. Neyse. Evet. Şimdi bronzlaşma kremini yapmak için bütün malzemelerimiz burada. Aman hocam. Telefonunuzu kapatın. Yine ne boş arar falan. Evet, çocuklar hocam, korkmayın. Ben bu kremden 100 kere yaptım. Bir şey olmaz. Bu ne ya? Ay. Hocam. Dikkat edin. Evet. Ay ne korkaksınız ya. Patlamaz patlamaz. Yoksa patlamayan başka bir şey miydi? Ay hocam. Neyse. Korkmayın. Patlamaz. Patlasa da bir şey olmaz. Ay beni de bu saçmalığa dahil ettin ya. Helal olsun sana. Sen buna saçmalık mı diyorsun sadece? Şu halimize baksana. Aşıksın sen şimdi bu adama değil mi? Evet hem de çok. Bu işi alırsa emekli olacak. Bütün dünyayı dolaşacağız. Kenan da beni öyle kandırmıştı. Kenan da kim? Ay boş ver. Çok eski bir aşk hikayesi neyse. Nana orada dikilesene. Damlasa da su bardakları yok. Ne gülüyorsun? Ne bileyim. Sen bugün hep gülüyorsun ya. Ben de sana güleyim dedim. Ay. Bunun ağzına da olmuş böyle. Ay bu kesin dudaklarını silikon kurdurmuş. Hadi hadi boş ver. Gel sen hadi gel. İşte bu kadar. Oh. Şimdi bunun bir gün serin bir yerde beklemesi gerekiyor. Ben teyzemin odasına götürebilirim. Hem güvende olur. Orasını bilemeyeceğim. Ama çok istiyorsan götür bakalım. Kış ortasında ya. Bronz biten harika olacak. Bir de 50 kilo zayıflasan bronz ten sende çok iyi. Yok. Teyze. Ne oldu Petek? Bronzlaşma kremi. Belgin Hoca yaptı. Bir gün beklemesi gerekiyormuş. Millet hemen sürüp bitirmesin diye ben de buraya getirdim. Yarın her yerime güzelce süreceğim. Bronzlaşma kremi demek. Geldi. Nana, Nana. Gelin çabuk. Hep beraber karşılayalım. Hadi. Hadi, geldim. Hadi. Gel. Geldim. Evet. Herkes sırıtsın. Simge, sen zaten hep sırıtıyorsun. Misafirimiz de gelmiş. Nanacığım, ailecek. Epilasyona ihtiyacınız olacak. Ay. Güzel. Ah, biraz daha alır mısınız? Çok acı olmuş. Biz bu baharatları pek kullanmıyoruz. Daha özel baharatlarımız var.
Bir de şunun tadına bak. Teşekkür ederim. Zaten ülserim var. Daha fazla acı yiyemeyeceğim. Öyle mi? Kusura bakmayın. Biz Hint mutfağına bayılıyoruz da. Haftanın 5 günü neredeyse Hint yemekleri yiyoruz biz. Evet, evet. Ben de Türk yemeklerine bayılıyorum. O zaman ben günün sürprizini getireyim. Hint usulü bademli tavuk. Yer açın. Evet, evet. Evet, evet. Karımın kedisini kaybettik geçen hafta. Ya nereye gitmiş Aylaz? Öteki dünyaya. Ay. Kaybettik derken öldü. Ne o hanımefendi? Çok mu komik geldi size? Ay öyle şey olur mu? Pek üzüldüm. Vah vah. Belli oluyor. Simge sırıtma artık, delireceğim. İşte geldi. Bu doktora vuracağım. Dikkat. Buyurun. Sakın, sağ ol, sağ ol. Lütfen. Teşekkür ederim, ben almayayım. Hakan? Yani. Simge? Yok yok, yok. İyi iyi, afiyet, şeker olsun. Lop lop, et olsun. Şeker nerede? Şeker olsun, şeker. Güzel olmuş. En çok da bu Hint usulü bademli tavuğu beğendim. Ama siz neden yemiyorsunuz? Ülserim var dedim ya. Bu kadar acı yedirip öldürmek mi istiyorsunuz beni, anlamadım ki. Hadi şu projelerinizi görelim artık. Bu sinirleneye baksa beğenmeyecek. Simge bir şeyler yap çabuk. Tabii ama önce sizin için küçük bir gösteri hazırladık. İzninizle önce onu göstermek istiyoruz. Gösteri mi? İlginç. Buyurun. Hadi kalkın hadi. Battı balık yan gider. Efendim? Bir Türk atasözü efendim. Hadi eğlenelim anlamında. He. Buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun efendim. Sağ kullansam mı? Ya bir şey olursa? O salak kimyacıya güven de olmaz. Ama bu kış gününde bronz olmak işte fena fikir değil. Amma hava atır millete. Sürdüm şöyle. Nasıl oldu bu, anlamadım ki. Yediğimiz bir şey mi dokundu acaba? Allah'ım ya, şunlara bak. Çıldırır.
bağıracağım ya. Of, şu sakallara bak. Allah'ım, kes kes bitmez bunları ya. Of, ne yapacağım ben ya, ne yapacağım? Alo doktor bey, ben Simge. Ya sırıtmak tamam anladım da ben maymuna döndüm ya. Bu nasıl operasyon? Hem de bulaşıcı galiba. Çevremdeki herkes kıllandı. Alo. Alo. Alo doktor bey. Kapatmış. Ay, sakalı kestik. Kaşları ne yapacağız? Ya Hakan ya. Of. Kulina ya ne yapacağız? Şu halime bak. Dur bir dakika, sakin ol. Bu kesinlikle yemekten falan değil. Bunda bir iş var ama ne? Şoker yine bir numara çevirmiş. Şaklaban ne olacak? Aklınca eğlenecek bizimle. Ben ona gösteririm. Dur, sizi eski halinize döndüreyim de onu yapacağımı biliyorum. Kabus görüyoruz. Ne oldu? Nasıl ne oldu? Baksana, kıllarımız gitti. Kıllarınız mı vardı? Ne diyorlar nanacığım? Hiçbir şey anlamadım. Asıl siz ne diyorsunuz? Adama Hint dansı yaparken birden hep beraber kullandık ya. Simge, gülmesene. Ay gülmüyorum. Sinirimden ağlayacağım neredeyse. Simge, acaba bizim sinirlerimiz mi bozuldu? Bu işi alacağız diye çok mu çaba sarf ettik? Ay bu evde garip bir şeyler oluyor. İzninle anacığım, bana müsaade. Size Melisa çayı yapayım mı? Sakinleştirir. Yapayım. Kesin işi kaybettik. Kesin. At bakayım at. Yakalasana. Atsana. Güzel aç ya. Sünger kapağı. Atsana. Atsana, atsana. İyi eğlenceler. Mersi canım. Şoker, bu ne? Papyon. Onu biliyorum, sersem şoker. Bunu nananın mutfağında buldum. Nasıl gitmiş oraya acaba? Hiç bilmiyorum canım. Bana yalan söyleme. Beni cezalandırırken iyi düşün Kulina. Çünkü bana bu kıllandırıcı aklı o verdi. Ne? Pompirik ya. Ama anneanne, ben onun için kullanacağını bilmiyordum. Kesin artık yeter. İkiniz de cezayı hak ettiniz. Doğru iş başına. Sihir yapmak yok. Oyuncaklar dünyası pırıl pırıl olacak. Ne? Duydunuz, itiraz etmeyin. Umarım aklınız başınıza gelir. Marş marş. Hadi alın bakayım kovaları. Hadi. Ya cücesini. Hadi. Bırak söylenmeyi. Nana. Ben nasıl bu kadar saçmalayabildim söyler misin? Nasıl bu kadar kendimi küçük duruma düşürebildim? Lütfen öyle söyleme. Ne yani, yalan mı? Bir iş alacağız diye şaklabana çevirdim kendimi. Hiç de değil. Boş ver, eğlendik, öyle düşün. Ya ne demezsin. Öyle eğlendik ki günün sonunda halüsinasyonlar görecek kadar. Bir şeyi beceremiyorum. Son zamanlarda her şey ters gidiyor, farkında mısın? Hiç de değil. Bence kendine haksızlık ediyorsun. Ben bakarım. Hoş geldiniz. Ne oldu? Gelip koçumla konuştuğun için çok teşekkür ederim babacığım. Çok fena durumda. Okul takımına giremedi. Nana. Ben çocuklarıma neden bunu yapıyorum? Bir dakika, sakin ol. Ben bir yukarı çıkayım. Hep Lucy'nin yüzünden. Hala o
burada mısın sen? Çocuğun ne suçu var ya? Sen arkadaşını korumaya devam et bakalım. Ya ne ilgisi var? Emre'cim çok üzüldüm. Babam en ihtiyacım olan zamanda yanımda değildi. Ama çok önemli bir müşteri. Tabii. Onun zaten hep önemli işleri var. Biz onun için hiç önemli değiliz çünkü. Böyle söyleme bebeğim. Ne olur Nana, sürekli babamı koruyup durma. Çok sinir oluyorum. Ya şimdi çıkar mısınız? Yalnız bırakın beni. Üzülmüş. Takıma girmeyi çok istiyordu biliyorsun. Yine iş yüzünden kalbini kırdım. Nana, ben bunu hep yapıyorum değil mi? Ne yapayım? Yetişemiyorum hiçbir şeye. Hakan, sen iyi bir babasın. Onlar için çalışıyorsun. Bu yeterli mi sence? Babam da bizim için sadece çalıştı. Ama yeteri kadar ilgilenmedi. Sevgisini hiç belli etmedi. Onun gibi bir baba olmak istemiyorum. Hakan, kendine haksızlık etme. Sen onları çok seviyorsun ve inan bana bunu gösterebiliyorsun. Bir insanın babası nasıl oluyorsa kendi de baba olunca öyle oluyor demek ki. İlk defa babandan söz ediyorsun. Ve son defa söz edeceğim. Neyse, kapatalım bu konuyu. Canım zaten çok sıkkın. Kulina'ya akıl danışmam gerekiyor. Belki de ben de babamdan böyle gördüğüm için. Evet. Belki de iyi bir baba olamadım. Kim bilir. Özür dilerim oğlum. Özür dilerim. Nana, ben ne yapabilirim ki? O da doğru. Ne bileyim, ben de ne yapacağımı bilemedim. Akıl danışmaya geldim sana. Hiç merak etme Nana. Baba oğul onlar. İşler de yoluna girer, onların ilişkisi de. Sen sadece üzerine düşeni yap, o kadar. Anlıyor musun beni? Hı hı. Sen ikisini de o kadar çok seviyorsun ki bunu kolaylıkla halledebilirsin. Evet, düşünüp bir yol bulmalıyım. Yatıyor. Okula gitmeyecekmiş. Babam nerede? Yatıyor. İşe gitmeyecekmiş. Şu erkekler de çocuk gibiler yani. Doğru söylüyorsun canım. Boş ver, bugünlük böyle olsun bakalım. Üzerlerine gitmeyelim. Hı hı. Hadi kahvaltını yap. Sağ ol. Selim.
Günaydın. Günaydın. Bak. Çok eğleneceğiz oğlum, çok. Oğlum bu ne? Helal olsun valla. Bir şeyi kafana koydun mu yapıyorsun? Ayıpsın. Hadi gidelim. Hadi. Kıvamı da tutmuş gibi. Emre, hadi kalk artık canım. Bak, sana sevdiğin peynirli yumurtadan yapacağım. Canım istemiyor. Hadi. Hem ben artık okula gitmeyeceğim. Kararımı verdim. Babam da beni sanayide çalışmaya verirse versin. Daha iyi hayata bir an önce atılmış olurum. Emre, saçmalamaya başladın ha. Hadi bırak. Bırak. Ya bırak. Bak, takıma girememek dünyanın sonu değil ya. Benim için sonu. Çünkü bu benim için çok önemliydi Nana. Bir keresinde gece okulun önünden annemle geçiyorduk. Böyle bir kurs silüeti görür gibi olmuştum. Ama önemsememiştim. Bence bu okul hiç tekin değil. Ya ne kadar gıcıksınız. Kahvaltı etmek istemediğine emin misin? Hı hı. Çay? Hı hı. Kahve? Ay, bir şey olmadı sanki. Krem almaya gelmiştim. Krem yok burada. İyi de Petek buraya getirmişti dün. Yo. Neyse. Ben çok hastayım da doktora gideceğim. Sabahtan dersim yok nasılsa. İyi ya, gidin. Hem gribinizi de çocuklara mocuklara bulaştırmayın. Maske takın. Sadece üşüttüm. Veba olmadı müdür hanım. Pardon. Alo babişko. Şoförü gönderdin mi? Tamam babişko. Tamam. Geliyorum. Dolunaylı gecelerde kurda ya da yarı kurt, yarı insan, yarı tağa dönüşen bu kişilerin kurt adam olarak adlandırılıp efsaneleşmesi Orta Çağ Avrupa'sında Transilvanya bölgesinde gerçekleşmiştir. Çok Dracula gerçekten yaşamış bir kişidir. Asıl adı da Brat Dracul'dur. Kanka bu ne ya? Özer arkana bak.
gerçek kurt adam bu. Kardeşim. Kardeşim, bir an kendine gel. Onları da bekliyoruz. Ama doktor bey, sırıtmam geçmedi. Bir de kaş kenarına yaptığınız iğneden sonra kaşlarım titremeye başladı. Ama hep geçer diyorsunuz. Of ya. Tamam. Aa, Nana, hangi rüzgar attı seni buraya? Evin hiç tadı tuzu yok. Hava almaya çıktım. Raji Bey'den haber yok mu? Telefonlarıma bile çıkmıyor. Gitti güzelimmiş. Hep Hakan'ın saçmalamaları yüzünden. Ne gerek vardı adamı evde ağırlamaya? Sen, teyzen. Anlamsız oldu yani her şey. Senin kaşların niye titriyor? Bir de niye sürekli gülüyorsun? Ay, sana hesap mı vereceğim be? İşine bak sen. Hadi hadi çabuk. Masaya da zarama dikilemez. Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Abi, gördük tabii. Hadi şuna çekin. Oğlum daya şu kapıyı. Ay. Ay. Sesimizden korkmuş olacak. Geç şöyle sen. Tamam. Sizce hala kapının arkasında mı? Ne olur çekin beni oradan. Anneciğim çok korkuyorum. Demek ki kurt adam efsanesi olmuş. Doğruymuş vallahi. Oğlum şaka derken gerçek çıktı. Çok korkuyorum. Ne yapacağız şimdi ya? Bilmiyorum. Al sandalyeyi. Sanırım al şunu al. Tut. Sakın kapıyı açmayın. Ya tamam, tabii ki açmayacağız. Of. İttirin ittirin. Ne yapıyorsun sen? Polisi arayacağım. Ay, çok iyi fikir. Alo. İyi günler. Polis imdat değil mi? Durun durun. Şu anda biz okulumuzda, sınıfımızda mahsur kaldık. Evet. Kapıyı açamıyoruz. Ya çabuk gelsinler. Çünkü kapının önünde kurt adam var. İsterse açar bence kapıyı. Of ya. Geliyorlar mı? Ne oldu? Ne bir dedi? Daha dal geçip bizi meşgul edersen ya, seni içeri alırız dedi. Ya inanmıyorum. Of ya. Of ya. Allah'ım. Allah'ım, ne oldu bana? İnanamıyorum. İnsan içine çıkamayacağım. O Belgin denen canavarı bir elime geçirsem ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ay, bunun aşılarını yaptırıp ben bunu beslerim ya. Oy. Sence adamla bir konuşsak mı? Hı? Konuşmayalım mı? Nasıl yani? Konuşalım mı, konuşmayalım mı? Biraz daha karşımda kaşlarını oynatıp durursan ben de kafayı oynatacağım. Ne? İş başa düştü. Sizden hiçbir fayda yok. Ay, yaktın beni doktor, yaktın. Ay, ay. Gelme! Gelme! Deli mi ne? Ne boş? Ay. Nebahat Hanım, Müdür Hanım. Açar mısınız kapıyı? Önemli bir şey söyleyecektim de. Açamam efendim. Açamam. Boğazım ağrıyor zaten. Nebahat Hanım. Gidin buradan. Gidin. Gidin. Ama burası, burası neresi? Nirvana mertebesi. Ulu Buda. Sus ve beni dinle. Yakın gelecekti, birine bir iş verecekmişsin. Ama vazgeçmişsin. Hiç utanmadın mı? Hı? Onun içindeki ışığı görmedin mi? Kimi? Hakan'ın. Yani iş vereceğin adamın Raji. Işık mı Ulu Buda? Özür dilerim, göremedim. Seni memnun etmek için her şeyi yapmadı mı? Evet ama keçileri kaçırmış gibiydi. Sus. Tepede olan bir adam. Ondan öyle davrandı. Şimdi gidip onun gönlünü alacaksın. Peki Ulu Buda. Bekliyorum Raşi. Göreyim seni. Yardım edin. Yardım. Kanka geldi. Kurt adam
Tamam geldi. Arkadaşlar. Açın şunu. Girin. Oğlum ne yapacağız? Girin çabuk arkadaşlar. Bırakmayın sakın. Kurt adam geldi. Yüklenin. Arkadaşlar sizi yiyeceklerim açar mısınız? Bana yardım edin. Kapıyı vuruyorlar. Arkadaşlar. Ne oluyor? Arkadaşlar. Arkadaşlar bırakmayın sakın. Gizem sıkı tut. Dayanın. Arkadaşlar üstüne sakın bırak. Ya lütfen. Arkadaşlar iş başa düştü. Korkmayın buradan çıkacağız. Nasıl çıkacağız? Kurt adamı yem olmayacağız. Ne? Gülcan sen dolaba baksana. Tamam. Ne yapacaksın? Arkadaşlar. Vurdu geliş. Tut sakın bırakma tut. Selim ne olur dikkatli ol. Allah'ım ya. Kurt adama karşı mücadele ediyoruz film gibi. Of. Kardeşim hakkını helal et. Helal olsun ya kardeşim. Ya. Başaracağız bu işi kardeşim. Siz hızla kapıyı açacaksınız. Ben üzerine saldıracağım. Kızlar siz geri çekilin. Of, ne yapacaksın? Onda bir şey. Şunu bir alabilir. Çocuklar. Ay ben Belgin Hoca açın. Masaları çekin. Bakın hastayım çocuklar. Yormayın zaten boğazım. Aa çocuklar açar mısınız kapıyı artık? Çek şunu da. Kapıyı tut sen kapıyı. Dikkat et. Tamam tuttum. Hazır mısın? Hazırım. Eminsin değil mi? Evet. Of. Bir. Gel şöyle geri çekil. İki. Of ya. Çocuklar. Açın artık. Üç. Allah Allah. Hocam. 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 Hocam iyi misiniz? Hocam. Ne yaptın? Hocam iyi misiniz? Ay. Hocam. Öğretmenim. Uyanın hocam. Hocam. Merhabalar Simge Hanım. Aa, Raji Bey. Ay Hintli Bey. Ay çok şaşırdım. Ay ne olur oturun. Buyurun. Buyurun buyurun. Ulu Buda emin mi acaba bu iş konusunda? Hakan. Hakan hemen gel. Hintli Bey yani Raji Bey burada. Ay çok şaşırdım. Çok sevindim. Belli olmuyor. Ağzınız kulaklarınızda. Ya evet. Bir şey içer misiniz? İçmeyeyim mi? İçin için. Su. Tamam su. Şoker yetmedi bir de sen çıktın başımıza. Of. Ay düzelteyim bari. Krem yetkisi geçti demek ki. Ay şükürler olsun Allah'ım. Ay. Çabuk temizliğe devam. Çabuk pırıl pırıl olacak her yer. Ama anneanne. Ama anneanneymiş. Çabuk dedim sana. Fırla. Her yer pırıl pırıl olacak. Marş marş. Ay bununla'dan bile beter çıktı. Ne yapacağım bununla? Ben o Belgin'den hesap sormaz mıyım ha? Ama ne diyeceğim? Yaptığı kremi sürdün mü diyeceğim? Yok yok. Hayatta olmaz. Kremi ben kullandım sonra da kıllandım diyemem ki. Ama ya Pete'ye de aynı kremden yapıp verirse? Şoker. Yer fıstığı. Bakıyorum uyanık çıktı.
Bütün işleri bana yaptırıyorsun. Geldim işte. Ne olacaksın? Gel kafa. Canım çıktı ya. Böyle cezam mı olurmuş? Ya deniz kenarında yan gelip yatmak varken. Ya da Luna Park'ta eğlenmek varken. Anneanne! Kaçıyorsunuz demek ha? Ah anneanneymiş. Çabuk işinizin başına, bir yere kaytarmak yok. Çabuk, anladın mı Şoker? Nefret ediyorum. Anne. Petuş kolonyayı ver. Koklayın. Çocuklar siz şaşırdınız mı? Ne kurt adamı ya? Ama hocam vallahi gördük. Evet hocam gördük. Gerçekten gördük. Hocam gördük. Kullar da her yerinde. Buna ava giderken avlanmak denir. Siz kızları korkutmak istemişsiniz. Başkası da size şaka yapmış. Hepsi bu. Ay. Teyzeciğim. Kurt adamı gördün mü? Seni yedi sandım vallahi. Kurt adam mı? Çocuklar iyi misiniz siz? Belgin Hanım. Buyurun efendim. Gelir misiniz? Tabii efendim. Ne yani? Biri bize şaka mı yaptı sizce? Öyle olmalı. Olsun, yine de çok cesur davrandım. Hadi çocuklar daha seri. Hocam kusura bakmayın. Antrenmandasınız ama 5 dakikanızı alacaktım. Tabii buyurun hanımefendi. Hayırdır Nebahat Hanım? Evet. Yapmış olduğunuz kremi kullandım. Ancak neden kullandım? Çocuklara bir şey olmasını istemedim. Hı? Ve kendimi denek olarak kullanarak feda ettim. İyi ki de etmişim. Çünkü her yanımdan kıllar fışkırdı böyle. Ne? Her yanımdan kıllar fışkırdı, kıllar. Yani kurt adam siz misiniz? Öyle de denebilir tabii. Allah'tan kremin etkisi kısa sürdü de eskiye döndüm. Yani bunun aramızda kalacağını umarak sizi her türlü deney yapmaktan men ediyorum. Ne yani? Bilime karşı mı çıkıyorsunuz Nebahat Hanım? Hayır, bilime değil. Sizin yaptığınız saçmalıklara karşı çıkıyorum. Vücudunuzda 2 tane kıl çıktı diye beni bundan men edemezsiniz Zebahat Hanım. Eğer ederseniz sizi kurt kadın adam olduğunuzu herkese yayarım. Allah'ım! Bu kadın beni delirtiyor! Efendim. Emre? Koç. Efendim koç. Emre, basketbolun ilk kuralı kesinlikle pes etmeyeceksin. Maç bitene kadar. Ayrıca takıma giremediği için babanı suçlama. Bu senin azmine, iradene ve çalışmana bağlı bir şey. Ya peki beni takıma alacak mısınız? Bu senin çalışmana bağlı. Ben sana giremezsin demiyorum. Aslında hırslısın ve yeteneğin var. Ama çok çalışmalısın. Hadi tembelliği bırak da şimdiden çalışmaya başla. Çok çalışacağım koç, çok çalışacağım. Aferin sana. Çok teşekkür ederim hocam. Çok istekli, sesinden belli. Demek ki bu işi kıvıracak. Bu geçen sene yaptığımız iş anının projesi. Demir konstrüksiyonlar üzerine. Simge. İstersen sen odadan bu projeyle ilgili ayrıntılı bilgilerin olduğu dosyaya git. Aslında böyle büyük bir kompleks düşünmüyorum. Daha sade ve küçük bir çerçeveden bakabilirseniz. Adam bize gelince işi küçülttü ya. Neyse, iş iştir. Tamam, ona da bakarız. Thank you.
girmeyeceğim. Temizlik yapmaktan canım çıktı ya. Aynen. Nebahat'ı iki kıl çıkardım diye benim de canım çıktı be. Bundan sonra daha önemli şeyler için kuralları yıkalım kızım. Kesinlikle. Mesela Nebahat'ı eşeğe çevirmeliyim ki bu kadar temizliğin bir anlamı olsun. Ben de Nana'ya sıkı bir numara çekmeliyim ki sonrasında bu kadar yorulduğuma değsin. Siz hala kullanmadınız mı? Al bakalım. Al seni küçük cadı. Anneanne yapma sana ya. Anneanne. Yine ya. Yapma sana ya. Acı ama. Al bakalım. Ay şunlara bak. Ay al birini vur ötekine. Ben bunlarla ne yapacağım ya? Şeker! Neden beni çağırdın ısrarla? Geldiğin için teşekkür ederim. Evde kimse yok. O yüzden ben gelemedim. Evet, ne vardı? Ben özür dilerim arkadaşım. Kendi başarısızlığımın sorumlusu olarak seni gösterdiğim için. Önemli değil. Bana çok kızdığını biliyorum ama takıma giremediğim için çok sinirlenmiştim. Ben de. O halde birbirimize kızmak yerine çalışmaya ne dersin? At bakalım. Bile bir maçta her türlü yenirim seni. Hadi bakalım, sen öyle sal. Demek belki yedeklere girebileceksin ha? Vallahi koçun konuşmalarından ben öyle anladım. İyi. Bak bu çok güzel. Ben de sana bir hediye almıştım. İleride basketbolcu olacaksan çok çalışmalısın. Baba ya, bu istediğim ayakkabılar mı yoksa? Baksana. Teşekkür ederim babacığım. Tamam canım oğlum, ben de. Bir daha ihtiyacın olduğu zaman da yanında olacağım, söz. Ya öyle zırt pırt okula gelmen de saçma aslında. Sonuçta ben çocuk değilim artık, kendimi halledebilirim. Canım oğlum benim. Senin toplantın nasıl geçti? Fena değil, sadece küçük bir iş için ön sözleşme yaptık. Anladım. Adam budayı çok takmadı anlaşılan. Efendim? Diyorum ki dünyayı gezemiyoruz yani. Sanırım biraz daha çalışmam gerekecek. Olsun, ben beklerim. Aa, bunun ne işi var burada? Temizlik yaparken tavan arasında buldum. Hoşuma gitti, burada dursun istedim. Bir sakıncası yoktur umarım. Baba, ne var usandığın içinde? Benim ilk kazandığım misket. Peki bu? Babamın bana verdiği ilk hediye. Bakın, dedem burada ne kadar tonton. Evet, bıyıkları ne komik. Dedem ne zaman bize gelecek baba?